Arkanıza yaslanın. Bugün dertleşiyoruz kardeşim. Size dertlerimden bahsedeceğim. Siz de ortak olacaksınız. Arkadaşlık ilişkimizi bir seviye öteye götüreceğiz. Elimde silah var. Sıkıntı yaratana vururum. Heh, iyi oldu değil mi? Tamam. Tahta silah. Buyurun. Ben son bir aydır pek iyi değilim. Bunu 40 bin kişiyle niye konuşuyoruz acaba? Bence güzel abi. Bence konuşalım ya. Abi. Konuşalım amına koyayım. Niye konuşmuyoruz yani, ya? O insanların içinde de vardır. Var. Var tabii. Hisseden. Bizim amına koyayım. Ben 3 yıldır, 4 yıldır yayın yapıyorum. Hep dertleşirdik. Dertleşmeyi unuttuk ya. Oturun lan. Dertleşme yayınım vardı abi senin. Sen niye ayaktasın oğlum? Yani ya abi çözüm. Ya var evde sandalye bir sürü. Alsana şu şeyi. Gel sıkışalım. Dert oldu bana ya. Kütmeyi vardı. Konuş lan abi. Konuşacağım lan. Travman mı var? Konuşamaz biz şöyle. Çok şey oluruz ya. Ha gözükmüyormuş. Kurumuş bu abi. Tamam şu an okey ya. Tamam. Tamam sana eski yerine geldim. Sizinle dertleşiyorum. Gayet yayında değilmişim gibi. Sizde de dertleşiyorum. Bu bir konsept falan değil bu arada ha. İçimizden geldi. Az önce dedik ki amına koyayım dertleşelim. Ben yaklaşık 2 aydır kötüyüm. Size anlatayım siz. Ben burayı bakarsam sıkıntı için şurayı görmeyeyim. Niye kötüyüm? Aşırı kendimi soyutladım. Neden soyutladım? Hayattan. Evet. Oradan baktığın zaman yayıncısın, para kazanıyorsun, ünlüsün. Şey tripleri yani yakıştırmalardan bahsediyorum. Fenomensin. Şey sorabilir miyiz? Sorabilirsin. Az önce hani bize sordun ya ben de sana sormak istiyorum. Sen yayın harici ne kadar vakit geçiriyorsun? Bu arkadaş aldım. Alın arkadaşlar. Götürüyorlardım beni. Paylaşımda iki tane siyah giyimli adam geliyor böyle. Fikirlerinizi alacağım. Mesela şu an direkt sana yenge lazım abi diyen var. İşte yakışıklısın diyen var. Bu adam dur bir alakam yok. He artıları sayıyorsun ya. Tamam. Eyvallah. Niye soruyu dojladın abi? Niye dojladım? Çocuğun sorusunu. Sorusu dojlamadım. Ona gelecek. Geleceğim. Çete bakınca dikkat dağıldı. Neydi lan sorusu? Discord'da yayın dışında kaç saat duruyorsun? Discord'da şimdi ben bir aydır mı? Bir aydır farklıyım. Son evet son dönem çünkü biliyorsunuz. Son dönem hepimizin son dönem. Evet ben son 2 aydır herkesten uzak durmaya çalışıyorum. Ama uzak durmamın kastı şey değil yani hani beni bayıyorlar, bana sıkıntı çıkartıyorlar. Holmes'e ne oldu? Size ne oğlum? Allah Allah her chatte bunu görüyorum. Dün bu adamın chatinde de görüyordum. Ya benim kim biriyle sorunum varsa var ya da yok yani niye bu sizi ilgilendiriyor ya? Her şeyin açıklamasını mı yapacağız oğlum? Allah Allah. Soru neydi? Ben 2 aydır kendimi uzak tutuyorum. 2 aydır uzak tutmamın sebebi genel olarak her şeyden sıkılmış olmam. Çok net söylüyorum yani. Her şeyden sıkıldım. Yaptığım iş beni sıktı. Yayıncılıktan bahsetmiyorum. Yani işin getirileri, insanlarla muhatap olma, işte bu dramalar, insanların boş boğazı, insanların salak salak yorumları, kafasına göre konuşmaları, iftiraları, bunu ajitasyon olsun anlatmıyorum. Yani sikimde bile değil ama hani bir noktadan sonra insan olursunuz ve duygusal bir insansanız çöküntüye giriyorsunuz. Belki bunları takmıyor gibi gözüksem de aslında içten içe takıyorum. Yani insanların yorumlarına bakıyorum. Ekibin tamamen bağımsız takılması. Ekip dememe bakmayın biz bir ekip falan yani bir içerik değiliz. Bunu bile tartıştık geçen gün. Biz arkadaş grubuyuz abi. Abi kardeş, yaşlar yakın olan, yaşlar uzak olan, herkes abi kardeş durumunda. Fakat ne oldu lan? Sıkıntı bu değil. Sıkıntı gerçekten kim ne kadarla temas ediyor, kim ne kadarla iletişim kuruyor. Mevzu bu. Ya biz evet abi kardeşiz. Yok BBLN, onlar da abi kardeştir oğlum. Ne alakası onunla burada mı? BBL ekip siz abi kardeşsiniz. Ne alakası var oğlum? Kavgalandık. Yani ben oturup da düşündüğümde göz göze bakıp el ele deyip kahkahalar attığım, güldüğüm, sosyal aktivitelere katıldığım bir hayat yaşamıyorum. Hem de bayağıdır yaşamıyorum. Yani hepimiz öyleyiz. Yayıncılığa başladığımız günden beri bilhassa ki ben yayıncılığa başladığımda biliyorlar 5-6 yıllık ilişkim vardı. Ticaretle uğraşıyordum, oyunculukla ilgileniyordum, koşturuyordum, ediyordum vesaire. Kitap okuyordum, hayvanlarla ilgileniyordum. Tonla işle uğraşıyordum ve arta kalan zamanımda yayıncılık yapıyordum. Açıyordum yayını. Selamun aleyküm ne yapıyorsunuz lan bugün çok yoruldum. Şimdi biraz sizle zaman geçireceğim diyordum. Öyle 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 bu hobi işe dönüştü. Peki işe dönüştükten sonra ne oldu? Korona da var. Ya koronayı siktir et. Korona zaten virüsten dolayı da değil bu. Bahane o virüs. Vallahi bahane. Virüsten önce hayatı çok farklı olan var mı ya? Benim. Ben.
Amanıza koy. İkinizin değil mi? Sadece ikisi. Ben evet. Benim de farkım. Tamam bak. Geekass da Flavor o zaman bu durumdan ayrı takılanlar. Ben virüsten önce de aynıydım. Yani kapanık bir şekilde yaşıyordum abi. Discord, ama bir de şöyle oyun. Bir şey var abi. Biz virüsle beraber bizim yayıncılığımız zaten değişti. Yayın evet. Hayatımız. Sen okay. Ondan önce de yayın hayatın var. Ha evet, ona bir şey diyemem. Doğru. Sen virüsten söylüyorsun. Hani, aynı olacaksın. Benim şu anda virüs, şu an virüs olmasa ve sen bana desen ki yayıncılıktan sonra hayatım değişti mi, ben yine evet derdim. Aslında benim hayatım değişti, yayıncılık. Kaç saat yayın yapıyorsun? 10. Kaç, bu ay kaç saat yayın yaptın? 3. Geçen ay? Ama bir şey kıymetimi bilin lan. Ama benim yayında ne alakası var? Niye benim yayın saatime takılıyoruz ki? Benim bu ay... Konuş. Benim bu ay yayın yapmamamın sebepleri var. Tamam olabilir. Özel sebepler. Ben bu sebepleri niye bilmiyorum? Konuşmuyoruz. Niye konuşmuyoruz? İşte burada hepimizin sıkıntısı buradan doğuyor. Konuyu getirmeye çalıştığım kısım o. Kaçımız gerçekten hayatımıza... endeksli şekilde konuşmalar yapıyoruz, hayatlarımıza göz atıyoruz. Kaçımız bunu yapıyoruz? Ya siktir git değil. Söyle o zaman. Discord abi içinde. Pardon da içine çok dalmak istemeden söylüyorum. Ben en yıkık dönemimde sen de kaldım ya. Evet. Tamam daha ne yapayım? Ben de aynı şekilde en yıkık dönemimde. Bence bir kere o. Kardeşim ben psikolog bir kişiyim. Tamam hayır sonuçta. Hayır ben mesela psikolojiden anlıyorum. Bak benim mesela psikiyatriyim. Şey, seansına da girdim. Annemler de hep aynı şeyi söyler. Ben hayatım boyunca bak ne bir derdimi ne bir mutluluğumu kimseyle paylaşmadım. Ben de niye paylaştım? İşte düşün. Anlatabiliyor muyum? Kötü bir şey mi? Hayır bu iyi bir şey. Neden? Çünkü burada şöyle söyleyeyim. Hani buranın hani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Senin yayınlarının getirisini anlatayım. Ben bundan 3-4 sene öncesine gittiğimizde işte bir yandan günde 4 saat üniversiteye gitmeye çalışan, bir yandan işte hani evdeki işleri halletmeye çalışan, hani bir yandan bir de oyuncak kısmında yetiştirmeye çalışan bir öğrenciydim. Oradan arta kalan vakitte de hani normalde hiç yapamadığın o sosyal paylaşımı burada paylaşıyordum. Dolayısıyla hani senin benim gözümdeki konumun değişik bir yere ilerledi. Çünkü hani Tuğkan abi hani ayrıca konuşabildiğim insan, ayrıca vakit geçirebildiğim insandı. Dolayısıyla ben normalde işte böyle hani derdimi, tasamı, mutluluğumu paylaşmayan bir insanken işte senle aramdaki mevzu farklı şekilde gelişti. Benim için o kısmını söylüyorum sadece. İşte zaten geçmişte şu günü biz kendi aramızda ayırt etmeye çalıştığımız zaman farklılıkları görebiliyoruz. Yani biz dertleşebiliyorduk, biz konuşabiliyorduk, muhabbet edebiliyorduk, hayatımıza dokunabiliyorduk, sosyal aktiviteler bile yapabiliyorduk. Ve son zamanlarda pandemi de girdiği andan itibaren iki kat, üç kat daha etkili olaraktan hiçbir bok yapamaz olduk. Ve bu insanın psikolojisini en net bozan şeydir. İçine kapanmak. Bir nevi depresyon oluyor bu zaten. Yani ben mesela depresyondayım. Net söyleyeyim. Ben son 2 aydır falan depresifim yani. Takılıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Elindekinden yayın... Oğlum ahşap. Taht, oyuncak. Bu ateş eden bir şey değil. Sikeceğim, dikkatim dağıldı. Yani aslında farkında olmadan hepimiz depresyona giriyoruz. Ve de bunu bir şeye bağlamayın diye söylüyorum. Yani... Sen beni dışarıdan izlediğin zaman bir yayıncı görüyorsun. Belki hayal ettiğin bir işi görüyorsun. Beni paralı görüyorsun. Beni o akıyor, eğleniyor, kopuyor sanıyorsun ama arka planda bu iş öyle yürümüyor. Birçok yayıncıda da böyle yürümüyor ya da birçok ünlüde de ya da birçok insanda da iş adamında da böyle yürümüyor. Bu noktada da aslında dertlerimiz ortak bir noktaya varıyor. İletişimsizlik. Biz ne zaman burada konuşsak herkes yalnız olduğundan bahsediyor. Bu yalnızlık bende de varsa ve ben bu yayını kapattıktan sonra veya işte kendi başıma kaldığım zaman depresyon moduna geçiyorsam işte bu yalnızlığın getirisidir. Bunlar benim düşüncem bu arada. Yanlış olduğunu düşünürse söyleyin. Yani geçen gün Aka geldi buraya. Ben bayağı burada battaniye dilimde Nutella ile oturuyorum. Bu ne demek? Dizilerdeki depresyon belirtisidir değil mi? Yani Nutella ile oturmuşum. Yıkık. Emiyorum böyle elimdeki kaşığı. Aka geldi, Emine Güey'im, bu anne Emine Güey'im falan diye girdi. Aka nerede ya? Aka yukarı. Bu kadar konuştuk çocuk gitti yukarı tek başına atıyor. Sikeyim ağlıyor mu lan? Kimse bir şey var ya. Geçen gün Tukan abime destek oldum da ben çok kötüyüm. Var mı? Telefonda kız arkadaşım mı konuşuyor? Yok, annesiyle konuşuyor. Annesiyle konuşur. Okey. O an anladım. Yani biz dedim her şeyimiz içerik olmuş amına koyayım ya. Her şeyimiz işimiz olmuş o anlamda. İçerikten kastım. Biz sadece içerik için bir araya geliyoruz diye söylemiyorum. Bütün hayatımız bir şeye bağlanmış. Twitch, dramalar, sosyal medya ki ben en uzağıyım. Bunlar da en uzağı. Siz de öyle sosyal medya falan diye takılmıyorsunuz yani.
Ama birbirimizden çok soyutlanmışız. Bu da psikolojimizi bozmuş. Benimkisini alt üst etti zaten. Yani ben baya baya mutsuzum yani. Bunu açık açık söylüyorum. Ama bu toparlayabileceğimiz bir şey. Dün de toplandık, dedik ki bunu nasıl fixleyebiliriz? Bir araya gelerek konuşarak dedik. Bak çok basit matematik bunlar ha. Hani birçok kişinin yüz yüze konuşma stili var ya. Yüz yüze konuşarak iyi hissetme durumu var ya. Ya yenge menge değil oğlum. Konu o değil. Ben şu hayatıma bir kız arkadaş alamam. Olmaz abi, şu kız arkadaş mevzusunu bir salın ben de artık. Yani bu işler kısmet işi arkadaşlar. Kalkıp da pazardan ekmek alır gibi şeyden, marketten ekmek alır gibi alabileceğiniz bir şey değil bu ya. Ya bir de bir şey diyeceğim, mesela çok uygunu gelse bile şu an yazık olur. Kıza yazık yani. Vallahi kıza yazık dediğim, böyle şey de yapmayayım da. Abi çok uygunu dedim ya, yani sevdiğin ettiğin hoşlandığın birini bulsan. Ama şu döneme girse kıza yazık olur, anladın mı yani? Grab mod ne? Senin modun neymiş? Modun neymiş senin? Neymiş? Sen ne? Böyle oturuyorsun ya. Ha. İtirafı sorguluyorum. Flor'un yüzün, ne? Yüzünden ne kadar mutsuz olduğu belli. Genel mizacı öyle oluyor. Biz bitmişiz. Anlıyor. Bazıları anlıyor. Bazıları anlıyor. Neyse abi, ilk devam edeceğim ona. Asıl konuya daha girmedik. Şunu sallama dikkatimi dağıt. Abi ilk olarak abi ilk olarak benim Twitch ortamında ilk başım. Siftah senden, bereket Allah'tan. İkinci olarak bence senin olay terzi kendi söküğünü dikemezmiş lafına benzer. Başkasına yardım edebiliyorsun ama kendine yapamıyorsun. Sana sen gibi biri lazım. Öyle biri yok. Kurumuş bazı. Peki bana ben gibi biri gelecekse. Ben kime gideceğim? O kime gidecek? Aga be. Yok Kocurucum, hoş geldin. Kocurucum. İncinmişsin abi. Ya incinmek değil arkadaşlar. Size bir dertlerimi, yani derdimi anlatsam harbi içimi döksen hiçbiriniz anlamazsınız. O yüzden benim kafa yapısı çok farklı. Şurada anca nasıl açılır? Ne diyor? Gideceğim ya. Bir atalım mı? Arkadaşlar oyla insan eksiltebiliyoruz. Ya boş edebiyata gerek yok. Abi işte ne? Rane ne demiş? Sosyal bir hayat, takılmaca gırgır. Kapatalım yayını o zaman. Raneciğim Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Boş bir edebiyat değil kardeşim bu. Boş yapma. Bu konu detaylandırılması gereken bir konu. Öyle sosyal hayat yapalım demekle, iki tane kahve içmekle, üç tane bara gitmekle olmaz bu iş. Öyle basit değil. Ya illaki gelir bir yere ya kadar, gelir de çözmez. Çözmez abicim. İnsan paylaştıkça güzeldir. Paylaşırsın, farklı açıları görürsün, farklı bakış açıları dokunur sana. Ondan sonra mesela ben bile bir şeyi, hayır kardeşim bunun böyle olması lazım dedim. Peki bu böyle olsa olmaz mıydı dediğinde bir error veriyorum, yeri geliyor. İşte bunları siz başkalarıyla yapmadığınızda, paylaşmadığınızda, sadece kendinizle kaldığınızda bir süre sonra kafayı yiyorsunuz. Çünkü sınırda kalıyorsun yani. At gözlüğü varmış gibi düşün. Öteye geçemiyorsun. Başka bir fikre ihtiyacın var. Birçoğunuz diyor ya bana, abi senin fikirlerinden, senin yorumlarından işte öz abim gibi belledim seni, hayatıma yön verdim falan. Ben kimden fikir alacağım lan? Siz bana anlatıyor musunuz? Clubhouse yapalım mı? Clubhouse diyor hala ya. Sosyal medyadan devam. Arkadaşlar gerçek fiziksel buluşmadan bahsediyorum. Gerçekten bir şeyler yapabilmekten bahsediyorum. Temas edebilmekten bahsediyorum size. Kaçınız yapıyor oğlum? Takılmış herkes internete. Biz de dahil, hepimizin adına konuşuyorum. Kaçınız koronayı bahane etmediğiniz takdirde sokakta arkadaşlarınızla 10 kişi 7 kişi takılıp böyle anıra anıra gülüyorsunuz? Birçoğunuz yapmıyor bunu. Adım gibi eminim. Ben yapıyorum. Siktirin. Tam tersini söylesem tam tersini diyeceksiniz oğlum. Chat her şeye ben diyor abi. Orası şeyde. Evet. Yani bir kendinize dürüst olun ve bence bunu hep beraber ben de, biz de dedik ki o zaman bunu değiştirelim. Nasıl değiştirebiliriz? Sub buluşması 20 bin kişi. Yok, sub buluşması değil. Yani chat olarak değil. Siz bizi nerede izliyorsunuz? Twitch'te izliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Yayın yapıyoruz. Oyun oynuyoruz. Birlikte bir araya geliyoruz. Bilmem ne. Ama dışarıda bir şeyler yapmıyoruz. Değil mi? Dışarıda biz ne yapmıyoruz? Bunu size yapabilmek için aslında buraya kapanıyorsun. O zaman biz yaptığımız işi dışarıya çıkaralım dedik. Öyle bir şey demedik bu arada. Şu an diyorsun abi. Öyle bir şey denmedi. Şu an diyorum. Şu an diyorsun abi. Çok enteresan bir fikir. Evet, Cadde Bostan meydanda. Evet. Ben köyde yapıyorum. Yapın oğlum zaten. Yapın. Yapmayın değil de. Ciddi ciddi şu an kafama değişik projeler geliyor. Öz abim gibi seviyorum seni. Bana çok şey kattın. Katmaya da devam ediyorsun. Hep mutlu olursun inşallah. Ekibe selamlar, sevgiler, yayınlar. Teşekkür ederim. Limon Tayfa selamlar. Bir uygulama yazıyoruz. Aklın durur. Siz influencerları kapsıyor. Harbi çıldırırsın. Sizi Limon Tayfa'yı Ortaköy'deki ofimize davet ediyoruz. Gelirseniz çok seviniriz. Ortaköy'e
Nasıl bir kulüp? Gece kulübü mü? Hem size de bir değişiklik olur. Ha, ofis mi? Kulüp. Kulüp lan kulüp, şey ne kulübü ya? Ofise davet ediyor herifler amına koyayım. Uygulama yapıyorlar. Kulüplemedi mi? Hayır lan. Uygulama yapıyorlar, ofise davet ediyorlar. Ortak evi deyince kafa gitsene direkt. Bu kadar kulüp dedi diye. Kulübe gidiyoruz. Kafayı yersin diyor ya. Kapış. Ya iki deniz ha. Evet tamam, seansımıza devam edelim. Daha ben seans moduna giremedim bu arada. Bir şey sorabilir miyim? Bir dikkat dağıtımı evet, oluyor. Dikkat dağıtımı oluyor. Grep çok dikkat dağıtıyorsun. Sürekli espri yapıyor. Espri yapmaya çalışmayın. Burası şakamatik yayını değil. Lütfen. Random atmak isteyen Kemallere falan da. Durduk yere diş atıp olay çıkartıyor gene. 100 bin izlenmeliyim. Bir şey soracağım. Bize tek tek bir seans gibi oturup mesela seninle şey yapacak mıyız şeklinde? Ne? Yani böyle tek mesela. Tek. Ha tek tek. Öyle mi yapsak? Ben sorumlu yayından... Mesela sanıyorum Flower gelip mesela son 15 dakikam var Flower. En dertli sensin ya, en çok süre sende. Günah mı çıkartıyorsun? O ne de en dertli? Tam öyle, konsept çok güzel oldu. Bak doğaçlama konsepti ha. Anlatılacak şeyler var, anlatılmayacak evet. Şeyler. Anlatılmayacak şeyleri de anlatacağız. 50 bin kişi var burada. 50 bin kişi de dinleyecek oğlum. Oğlum belki biri çözecek senin derdini. Belki biri çözecek. Çözemez. Pipim mi küçük? Söyle amına koyayım. Ya para toplarız ameliyat. Of ya, tamam ya. Alın emine bin, bin bu kadar. Al abi. Yeter ya, bıktım içimde tutmakta ya. Tamam. Bekle. Benim ben, bitti, ben enerjim artık. Bence öyle yapalım. Tamam abi. Tamam. Şunu son, bunu çıkaralım. Neyi? Bunu çıkarmayın, bu güzel. Bu tam bak değişik bir konsept. Ben yatarım buraya. Yatayım. Tamam. Ne yapıyor? İlk kim? Gönüllü var mı? Cikas gel sen gel. İlk sensin. Ya da ne zaman olmak istiyorsan. Ya benim işim biraz uzun sürebilir, yayın baymasın şimdi. Niye oğlum? Hayır canım, böyle genel olarak herkes mesela chat şey yapacak. Benzer sorunları yaşıyorsanız ben yazacaksınız, tamam mı? Bak çok müthiş ettim ya. Bine. Hadi. Tabii ilk grep başlasın. Tamam. Sessiz olacaksanız şuraya. Ya, grep başlasın. Ne kırılmasın. İlk grep seninle çok uzun konuşuruz. Benim anlatabileceğim sınırlarım var. Benim de öyle. Ya tamam oğlum, atıp da götlerinizi anlatın demiyoruz Allah Allah. Abi niye bir derdimiz olsun ki? Kardeşim sen beni tanıyorsun. Ben seninle konuştum bunları. Seans yaptık biz seninle. Aa evet ama... İyi olur lan. Onları anlatamam oğlum. Tamam onları anlatma. Olsun, başka bir şeyler anlatsın. Geç şuraya yazın bakalım. Hop, cüzdanı da kaptım. Tamam işte, gırgır şamata dışında dertlerinizi paylaşabilmeyi de becerebilmeniz lazım. Bunu da mal gibi 40 bin kişinin önünde yapıyoruz. Sen mi geldin? Öyle dediler, beni çıkarttılar. Yat. Yat bakayım. En son da ben yatacağım ama. En son ben derdimi anlatacağım. Hepimizin meclise. Evet. Biz Olcay Bey'e sonra... Espri yapayım yine. Ya yine espri yapayım. Anlatışı ya. Ya bu nasıl bir yatış kardeşim bak. Oğlum kerhaneye mi geldin? Yatsana adam gibi. Bırak onu bak. Pozisyon şu kardeşim. Ya tam otursun ya. Tamam bir tane de destekçi dursun bence. Uzan ama yat. Sen dur. Kafan dik dursun bak. Belden yukarısı dik. Anladın mı? Sohbet edeyim ben. Bu mu? Kardeşim uyuyacaksın sen. Ya yok lan bırakın. Nasıl rahat ediyorsun? Tamam. Bir yerin gözükmüyor değil mi? Biz ne yapıyoruz şu an ya? Ben şu an ameliyatta gibi hissediyorum. Bakacağız, kontrol edeceğiz. Ben mesela psikolojik danışmanım. Evet. İki tane danışmanımız var. Bir kere çok yakın. Daha çok danışmanım. İşçi var mı? Sus. Ne? Biz sert doktorlarız. Crazers'a döner burası. Bir sakin ol. Bir gözlerini kapat. Tamam. Üstünüze girdi. Gözlerini kapat. Dur. Mutluyum işçi abi göre. Evet. Sen mutlu... Tamam basit sorularda. Sen de psikoloji okudun. Biliyorsun. Öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Ben teknik olarak yarı yarıya tedavi olmuş bir insanım. Ne gibi tedavi gördün? Ben şu anda sahip olmadığım sosyalliğe sahibim. Benim sizin sosyal olmadığınızı düşündüğünüz kısım var ya, o benim için sosyallik. Önceden nasıldın ve biz mi seni değiştirdik? Tabii grup değiştirdi. Klan değiştirdi. O gruptan sonra ben de değiştim. O grup çok kötü. Daha düşükleri kapattınız ki. Şöyle ben Sakarya'da, ya söyledim bunu da size. Sakarya'dayken mesela bir adet dürüm kuryesiyle görüştüm. Toplam bulunduğum yıl boyunca. Ve o adamla görüştüm sadece. Bir bölgeden yemek sipariş ediyordum. O adam da şey falan diyordu. Bura çok uzak ya. Yani buraya gelmeyeyim, çok uzak falan diyordu. O adam da istemiyordu gelmek. Ve kimseyle görüşmüyordu. Ses dahil yani. Discord'da da bulundum. Bayağı asosyal, içine kapanık, kimseyle konuşamayan bir bireydin. Kimse konuşmuyordum. Konuşmuyordum. Bildiğin konuşmuyordum. Stok. Kim geldi lan? Annos gel. Hoş geldin kardeş. Evet.
stok yemek istiyordum. Yani stok yapıyordum. Kimseyle konuşmuyordum. Bayağı tek başımaydım. Şu an benim için bu aslında sosyal. Şu an zaten eskisine göre çok daha sosyal bir insansın. Evet, ben dışarı çıkmaktan da nefret ediyordum. İstanbul'dan gitme sebebim o. Yani mesela Beşiktaş'ta bulunmaktan nefret ediyordum çok fazla insan olduğu için. İnsanlardan... Ne bunun terimi? Bunun adına ne diyebiliriz? Ya terimi var da Grebink'ini şöyle söyleyeyim. Kendisi paylaşmak istemiyorsa paylaşmaz. Ama öyle hani ben evimde durmak istiyorum asosyalliği değildi yani Grebink. Gerçekten evet. Kendisinin müdahale edemeyeceği derecede bir seviyedeydi. Harbiden o konuda çok sosyal oldu. Yani senin durumun şu an iyi aslında. Benim şu an bu kadar insan, kaç insan var bilmiyorum ama ya var, fark etmez. Gözükmem bile çok mucizevi bir şey yani. Psikolojik anlamda adam şaşırır yani beni tedavi edemeden. Ha senin doktorun şu an seni görse bayağı şaşırır. Bayağı şaşırır dedi. Ne oluyor? Nasıl yaptı lan bu çocuk falan. Gelsin öyle şey yani böyle. Ben evet. Çözüldüm. Yani aslında Greb'in geçmişte yaşadığı büyük zorluklar da var. Anlatmayacağım. Evet. Çok büyük zorlukları da var. Ama zamanla seansa başladık bu arada. Akacığım. Sen bir terledin ne oldu? Onunla görüştüm. Ne sıkıntısı var? Dur lan Gümü. Önemli mi? Kapatayım mı? Ya bir kapat söyleyeyim merak ediyorum. Dur bir dakika. Ha pardon ben güldüm oğlum ya. Kapat buradan mı kapatmışım lan bunu? Bayağı kötü yerden kapatmışım. Tehlikeli bir yer. Arkadaşlar yok öyle korkulacak bir şey yok. Ben de öyle bir gerildim de sıkıntı yok. Hallolur bir şey yani. Kalkarsan benim odaya gitsin. Abi DC'den bir insanları çekip milletin dertlerini... işte abi konumuz bugün bu. Milletin derdini genelde dinleyebildiğimiz kadar dinliyoruz ama... bugün kendi dertlerimizi dinlemediğimizi fark ettik. Bu sefer de siz bizim dertlerimizi dinleyin kardeşim. Böyle bir paylaşım yani. Evet. Yani aslında Greb'in anlatamadığı bir sürü detaylı sıkıntılar var. Onun özelinde olan şeyler. Bunlara bağlı olarak da eskisine göre çok iyi konumda olduğunu aslında daha tedavi olduğunu vurguluyorsun yani. Evet, bu kadar. İzleri vardır illaki, sıkıntıları vardır. Yani. Ama düzelmeyecek şeyler değil. Bu da senin biraz iyileşmeyi istemenle de ilgili bir şeydi bence. Biz de buna vesile olduysak ya da sen bizi bir çıkış yolu olarak gördüysen bu mutluluk verici bir şey. Yani benim için bizim bulunduğumuz El Real Discord'u yayınlık bir şey değildi. Yani değildi. Evet bir de herkes öyle düşünüyor. Arkadaşlar biz yayın ekibi değiliz. Biz yayın arkadaşlığı yapmıyoruz. Yayın arkadaşlığı yapan insanlar genelde bir şekilde sorun yaşıyor ama biz yayın arkadaşlığı yapmadığımız için daha yayıncılık öncesinde tanışıp bir şeyler paylaşıp bir şeyler yaptığımız için de ortamımız biraz daha farklı. Yani abi kardeş dost kardeş ilişkisi var burada. Öyle düşünebilirsiniz. Bu noktada da bir küçük fark yaratıyor tabii kendi aramızda. Biz yani aylar yıllar yayınlara çıkmadık. Yani yayında sesimiz bile bulunmadı. Biz orada Discord'da takılan insanlardık. O yüzden o değiştirdi beni yani yayıncılıkta. Yok birine diss atmadım. Yorum amanız tövbe yarabbim şimdi ya. Biz bir şey deyince birine bir abi şey inanılmaz diyor. Hasta mısınız oğlum siz? Bu şaka değil ha bu yani bu yeter ya. Evet. Gidiyorum o zaman. Bu kadar mıydı? İyi sıyırdın ha. Hadi git bakalım. Ama ben söyledim zaten. Bu arada geç. Benim derdim yok. Ya siktir git herkesin derdi geç var. Geç kardeşim geç. Geç. İlla ki vardır. Geç. Harbi derdi yok mu lan hiç? Var var. Ya kimse abi dertsiz insan olur mu bence lan? Bence de yok yani. Olamaz. Birazdan göz takip cihazıyla göreceğim dertlerinizi. Göreceğim dertlerinizi. Evet. Gözlerini kapat şöyle. Abi biz bu arada bu konuyla ilgili arkadaşlar yorumlar alabiliriz. Okumak istiyorum. Gerçekten okumak istiyorum bugün.
Yani abi sizin arkadaşlığınız yaptığınız işe göre birbirinize yol çizmek yerine çizdiğiniz yolu arkadaş olarak hep birlikte çiziyorsunuz. Evet. Doğru. Yani bazen yapamadığımız zamanlar oluyor. Bazen çakıştığımız zamanlar oluyor her insanda olduğu gibi. Ama bunlar bizi ilgilendiren şeyler. Bunlar bizim arkadaş grubumuzun içinde yaşanıp burada kalması gereken şeyler. Ben bu adamla bir sorun yaşar, Kordi'ye çok kızar ya da Kordi bana çok kızar da arkadaşlığımız bozulursa bunu siz duymazsınız. Benden duymazsınız en azından. Kordi şişmişsin diyorlar ama bence gayet iyisin. Hoodie sağ olsun. İki kat tatlı yok, tatlı duruyor. Hoodie sağ olsun beni şişko gösteriyor. Bak kamera şişman gösteriyor, burada zayıf. Evet, evet. Beni de şişman görüyorsunuz, normal ilik gibiyim. Bayağı ilik gibi. Yalan mı? Orada bir tık ben six pack'lerini görüyorum. Ha? Bir tık zayıflamışsın. Yok lan. O kadar göbeğe dedim. Yalan söyleyemeyeceğim şimdi. Geçen haftalarda bir daha yedin. Yeni fark etti amına. Tamam diyorlar. Ayıp. Anlat. Şimdi abi ben derdim yok derken şunu kastettim. Neyi kastettim? İllaki var. Ama sizin benim hiç bir dertten söylendiğimi görmüşlüğünüz var mı? Yok. Yok. Yani en azından son yıllarda. Çünkü ben kendi içimde iç devinimlerimle dertsiz olmayı öğrendim. Diyebilirim. Gerçekten şu vallahi bir daha kurucum. Önemli bir cümle. Ben kendi kendime ben bayağı çocukluğumdan beri hani sen de ciddi insan, sıkıntılar yaşamış bir insansın. Biliyorum ben canım. Yani şey olarak hani herkesin hayatında böyle düşmeleri, kalkmaları, zorlukları vardır. Ben hiçbirinden şikayetçi olmadım bugüne kadar. Çünkü hani herkesin bunları yaşadığını bilerek büyüdüm ama ben daha çok problemlerimi kafamın içinde çok yaşıyordum. Her konudan da böyle kafamı yırtmış bir insanım. Bu yüzden de şunu hep böyle çocukluğumdan beri gerçekten nasıl mutlu olunur diye düşünmüş bir insan. Hep mutluluğu aradın yani. Ya tabii sonuçta bu hayatta yaşıyorsak mutlu olmak için yaşıyor olmamız lazım. İşte çocukken acaba çok param olsa bunların hepsini tek tek düşündüm. Herkes düşünmüştür bunları. Ama önüme öyle örnekler çıktı ki ya da ben öyle şeyleri yakaladım ki hiçbir şeyin tek başına mutlu etmeyeceğini öğrendim. Yani bunları tek tek anlatamam da yani çok zengin insanları gördüm işte mutsuz gibi değil. Hani o insan olmak ister miydim diye düşündüm. Kendimi onun yerine koydum. Ve ben dedim ki ben o insan olmak istemiyorum. Her seferinde bir şeylerin eksik olduğunu fark ettim. Hiçbir şeyin yetmeyeceğini fark ettim. Ve dedim ki kendimi en azından böyle şartladım. Mutlu olmanın iki yolu var. Ben hep bunu artık benim mottom bu. Dinleyin bakalım Kordi'nin bulduğu mutluluk mottosu. Net yani gerçek mutlak mutluluğun iki yolu vardır. Ya görmezsiniz ya görmezden gelirsiniz. Eğer yeterince... Yeterince IQ'nuz düşükse zaten görmediğiniz için böyle bir derdiniz olmaz. Cahiliyetin mutluluk mu? Ama tamam. Ama eğer IQ'nuz belli bir seviyenin üstündeyse görmekten kaçınmak kaçınılası bir şey olmuyor. Yani bunu başaramıyorsunuz. Görmek evet. Zorunda kalıyorsunuz. Bazı şeyleri bu dünyanın kaosu ve buhranı sizin hayatınıza illaki etki ediyor. Doğru. Burada da görmezden gelmeyi öğrenmek başlıyor. Bir sürü dert var, bir sürü tasa var ki ben görünmesem de ben çocukken bile böyle hani sokakta çöp toplayan birini görüp akşama kadar ağlamışlığım falan varmış benim annem anlatıyor. Ben böyle çok şeyi kafama takarak büyümüşüm. Dolayısıyla kendime zorla bir şeyleri görmezden gelmeyi öğrettim diyebilirim. O yüzden elimde ne varsa onunla gayet mutlu olmayı başarabilirim. Yani sen şu an şunu mu diyorsun? Yaşadığım sorunlardan ve mutsuzluklardan kaçmayı öğrendim. Kaçmak değil. Bak kaçmak bir suç değil arkadaşlar. Kaçmak bir zayıflık değil. Bir kere onu öyle sananlar var. Ben mesela bazen yayınlarımda söylüyorum. Sizi üzen, sizi yıkan şeyleri görmezden gelin. Kaçın. Kaçmak her zaman iyidir bazı konularda. Bu benim... kaçmakla görmemek arasında bir fark yok benim gözümde. Görmezden geliyorsan kaçıyorsundur. Birçok sorunumla yüzleştim. Yüzleştiğim zamanlar kendimi daha iyi hissetmedim mesela. Çok ciddi söylüyorum. Değişti yani. Daha yani şöyle değişiyor. Biraz konuyla da alakalı bu. Ama kendime kabul ettiremediğim... Kabul etmek istemediğim sıkıntıları yüzleşerek çözemediğimde yokmuş gibi varsaymak bana hep iyi geldi. Yani görmüyorum. Öyle bir sorunun varlığından haberim yokmuş gibi davranıyorum. Birçok insan bunu şey der. Hayır sen onu görmüyorsun sanıyorsun ama içinde bir yerde hep tutuyorsun. Ve aslında hep sana engel yaratıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok olmadı bende. Gerçekten görmeye onun yokluğuna alışıyorsun. Ya bu biraz görmemek... ile beraber kabullenmek gibi bir şey çünkü. Evet, dolaylı yoldan öyle. Yani bir sürü problem var ve bunları görmezden gelip kafamı kuma gömmüyorum. Uğraşıyorum, illaki uğraşıyorum. Ama bu benim hayatımın sonu. Ben bunlardan kurtulamazsam ne olacağım? Çünkü her insan yani doğuştan itibaren içten içe şeyle büyütülüyor. Bu dünyada seninle eşit bir sürü insan var. Senin önüne geçmek için hepsi çabalıyor ve sen de bir şeyler yapmalısın. En iyi olmalısın. Daha yukarı gitmelisin. Evet, bunu bu var. Uğraşmak bir yarış.
Yani bu kafana yerleştikten sonra olduğun yerde durmak seni buhrana sürüklüyor ister istemez. Evet. Ben ondan kurtuldum. Benim kafamda öyle bir şey yok. Kendim için bir şey yapmaktan hiç çekinmiyorum. İşte bir ortak bir işimiz oldu mu hiç çekinmiyorum. Ama işte abi bugün neden bir şey yapmadım, kendimi neden daha çok geliştiremedim demiyorum. Canım istiyorsa geliştiriyorum, istemiyorsa yapmıyorum. İşim varsa yapıyorum, yapamadıysam ağlamıyorum vesaire gibisinden. O yüzden bir derdim yok. Hayatımda da illaki sıkıcı şeyler oluyor. Ama okeyim hepsiyle yani, benim problemim değil yani. Evet, görmezden geldiğin tüm şey aslında seni içinden rahatsız ediyor. Ya bu tam olarak öyle değil. Az önce tam açıklayamadım da sıra bana gelince bir şeyler açıklayacağıma inanıyorum. Yani şu an tam konuya %100 hakim olamadığım için sanırım böyle bir durum söz konusu. Anlatamadım az önce derdim. Az önce söylediklerimi kale almayın. Birazdan daha düzgün anlatacağım. Artık istediğim gibi yaşayabiliyorum diyorsun. Yani diret, şu an senin anlattığın özeti diretmeydi. Bir şekilde hayatın diretmeleriydi. Doğru muyum? Yani, yani işte o yarış meselesi. İyi olmak, kötü olmak, bir şeyler hep yönlendirmeler ki bence bizim toplumun en büyük sıkıntısıdır bu. Kişinin kendi özünü, kendi yeteneklerini ortaya çıkaramaması. Bunun da tek sebebi, seninle bağlantılı konuşmuyorum, genel konuşuyorum. Dışarıdan gelen aşırı yönlendirmeler. Bu bizim ailemiz bazen bunu çok sık yapıyor. Adımlarımıza, hareketlerimize çok karışıyor. İçinde bulunduğumuz coğrafi konum, kültürümüz, çevremiz buna vesile oluyor. Biz umursamamayı bilmeyen bir şey toplum. Evet, aynen. Başkasına dedi, hep ona göre yaşayan bir hep bu da bizim konuşmalarımıza geliyor. Yani hep böyle başkalarının hayatı kendi hayatımızın hep daha önemli konumda. Ve bence bu insanı en çok hasta eden şey. Başkasının hayatına ne kadar çok odaklanırsanız kendinizi o kadar çok unutursunuz. Kendi hayatınızı o kadar eslersiniz. Bu da kendinize yapabileceğiniz en kötü kötülük. Yani benim yorumum bu oluyor. Bizim ülkede genelde gördüğüm, çevremden gördüğüm, belki kendimde gördüğüm bu oluyor. Bunu aşmak bence büyük vasıf ama çok zor. Yani kendi ayakların üzerinde durmaya başladığın noktada bunu biraz yapmaya başlıyorsun. Ve herkesin içinde, gençliğin içinde şey oluyor mesela. Abi yalnız yaşasam. Bak dikkat edin, bizim ülkede çoktur. Yalnız yaşama isteği. Aileden kopma isteği. Yalnız yaşamak için çırpınma. Hep hayal odur. Şu an eminim chat'teki 100 kişinin 99'u 98'i yalnız yaşamıyorlarsa genelde suçluyu ailelerine vururlar. Suçluyu ailelerinden bilirler. İçinden biri sanki onlar hep kötülük yapıyormuş gibi düşünür. Evden çıkmak isterler. Evden çıktığı an her şeyin çok güzel olacağını düşünürler. İşte istediğim yemeği yerim, istediğim kaba sıçarım, istediğim kızla, istediğim erkekle takılırım. Öğlen 5'e kadar uyurum, sabahlarım. Kimse bana bak nasıl chat'e bak nasıl coşuyor. Çünkü biliyorum ki gizli gizli telefondan bir şey izlerken, bilgisayardan gizli gizli oyun oynarken hep kafanız işte kapıya dönüyor. Yarın ya da sabah kalktığı zaman işte nereden babamdan nasıl fırça yiyeceğini düşünüyor. Nasıl yerim diye düşünüyor. Bu bizim bence gençlerin en büyük sorunu. Çünkü şöyle yorumlayacağım. Evet, yalnız yaşamaya başlamak sizi biraz özgür kılıyor. Ki birçok insan yalnız yaşamaya başladığında ailesinin önemini de öyle hatırlıyor. Evet, çok doğru. Bu çok değişik bir konudur. Yani siz o evden çıktığınız zaman bir ay iki ay sonra sizinle konuştuğumuzda diyeceksiniz ki aga be, hani anam babam işte kim varsa velilerinizden, ebeveynlerinizden bir özlem tutuyor. İşte aslında burada bence ailelerde de bir suç var. Bence çocuklar evinde o özgürlükte belirli seviyesinde en azından yaşayabilmeli. Bu kadar kaçma isteğiyle olmamalı bence. Bunu da ben baskılara yoruyorum. Baskıcı bir toplumuz oğlum biz. Ya garip bir şekilde mesela... Sen mesela yeni ayrıldın evinden. Evet. Ne kadar oldu? 3 ay, 2 ay, 3 ay oluyor. Daha çok yenisin ama... Benim ailem baskıcı bir aile sayamam. Yani değiller. Hani ben bir de çocukluğumdan beri şey yani böyle toksik diyeceğim. Yanlış yere çekilecek de. Toksik. Şey kafasındayım yani benden beklenilen bir şeyi ben bebekken bile yapmıyormuşum. Yani işte bir şey benim yapmam bekleniliyorsa şöyle söyleyeyim ben. Ben 10 yıl psikoloji okumak istedim. 10 yılın sonunda annemin aslında benim psikoloji okumam için alttan beni yönlendirdiğini annem söyledi. Psikolojiye olan hevesimi kaybettim. Yani ben sanki benden beklenilenleri yapmamak için yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Öyle bir dürtü var. Şimdi sürekli her ne kadar baskılamasalar da beni böyle inadına tersini yapmaya çalışan bir çocuk olduğum için hani küçücük bir şeyde bile ben ters tepiyordum. Hani böyle olmaz bu baskı gibi hissediyordum. Tamam. İşte ama çok da bir şey buna bir noktada ergenlik de diyoruz. Ergenlik işte evet. Ya bu ergenlik hepinizin ailesiyle ergenlik.
çoğunun çatışmasının sebebi ergenlikten. İnadına tersini yapacağız. İnadına işte tersini yani yapmak. İşte ama belki de diyorum ya, tam tersini aileler yaptığı zaman da bu sefer çocuk şımarık yetişiyor diyoruz ters ya. Ters tepki aslında bu. Evet, ters tepki. O aslında anneye babaya kasıtlı bir şey değil. Her şeye karşı öyle oluyorsun ki. Evet. Yani isyankar oluyorsun abi. Çünkü kendini arıyorsun. Kendini bulmaya çalışıyorsun. Biri bir şey yaptığı zaman sen onun tersini yaparak dikkat çekmeye çalışıyorsun belki de. Sürekli bir dikkat çekme özelliğimiz de var. Sendeki onudur diye söylemiyorum. Sorgula kendini. Ama ne? Ya ben o konuda yani şey olmak istemiyorum. Böyle hiç benim marjinallik kafam yoktu. Ben öyle bir insan değilim, beni biliyorsunuz. Böyle aman marjinal olayım, farklı olayım kafasında değildim. Sadece farklı şeylere ilgi duyduğumda bile bunu göstermezdim insanlara. Yani ben mesela okulda işte grafiti yapıyordum ki Bayrampaşa'daki bir okulda bu garip bir şeydi. Benim arkadaşlarım işte gelin sizi de yazsın, o grafiti yapıyor diyordu. Ben saklanıyordum böyle, hani onun bilinmesini istemiyordum. Ben kendi içimde farklı olmak istiyordum. Şey gibi, hani çocukluktan beri şey kafasındayım. Bu dünyada milyarlarca insan neredeyse birebir aynı hayatları yaşıyor. Ben farklı bir şey deneyimlemek istiyorum. Hani bu Everest'in tepesine çıkmak değil, o maceracılık değil. Karakteristik olarak kendimi farklı bir yere koymak istiyorum. Buydu. Düşünülmeyeni düşünmek istiyorum. Sana bir soru gelmiş bu arada, onu okuyayım. Ne olduğunu bilmiyorum sadece. Kordi'ye bir şey sormak istiyorum. Bazen içten içe kendine ileride yeteneklerimi değerlendirmediği için, ileride yeteneklerini değerlendirmediği için pişman olacağını ve artık geç kalacağını hiç düşünüyor mu? Ben 2018'de kendime not yazdım bu konuyla ilgili. Düşünüyorsa sonra ne yapıyor? Merak ediyorum ve kendime benzettiğim için soruyorum demiş. Birinin böyle bir sorusu var. Benim abi şöyle bir şey var. Ben bu öneriyorum bu arada, isteyen yapsın. Ben arada bir böyle açıyorum işte notepad'i, bir şey açıyorum. 5 yıl sonraki halime bugünden bir şey yazıyorum. Bugünün raporunu geçiyorum. Kardeş ne yaptın? Nasıl, cümleyi nasıl ediyorsun falan. Selamünaleyküm. Kardeşim nasılsın? Troll yani bildiğin goy goyla gidiyorum ama hani harbi ciddi ciddi konuşuyorum. Ve benim böyle 2018'de yani Bosna'dayken yazdığım uzun bir metnim var tam bu konuyla alakalı. Kendi potansiyellerimi sırasıyla yazıyorum. Nereden gitseydim ne yapabilirdim, ne olabilirdim, neyi başarabilirdim. Bunları da hepsini yazdıktan sonra da en sonunda şey yazıyorum. Yani bunun hiçbir önemi olmadığını artık, yani bunu düşünürsem bana hiçbir şey katamaz. Olabilirdi belki, potansiyelde bambaşka şeylere gidebilirdim. Çok da ucundan döndüğüm çok şey yaptım ama hiç de pişman değilim. Yani bugünkü ben şu an bunu düşünebiliyorsam hepsinden döndüğüm için düşünebiliyorum aslında. O yüzden ben gayet okeyim yani. Abi uzaya mı çıkacaktım? Çıksam ne olacak, ne fark eder? Paralel evrenlerde çıktım belki. Onlar yani Kordi biraz yanık kafalı. Ama genelde Kordi'nin bakış açıları yanlış değildir böyle. Ben hoşuma gider. En azından sorgulama yeteneğini ve çözüm bulma çabasını hep kutladım. Ve hani kendini de gün geçtikçe geliştiren bir adam. Ve çok okumuş bir adam. Çok fazla okuduğu için de tabii kafası bazen karışıyor. Eskiden bir ara çok karışıktı. Hatırlarsın yani. O dönemde. Of, bunun kafası bir ara çok karışıktı ya. Benim yandım dedi, kafam yandı dedi. Kafam bir ara amcık kıvamına gelmişti. Ben sen bilmiyorsun abi. Bambaşka bir konu, bambaşka bir olay. Yani hiç konuya girmek istemiyorum ama kafamın içinde tek bir tartışma konusu, tek bir soru. Ben bir ay kafamı duvarlara vurdum ama hani kendi içimde hiçbir şey yok. Dışarıdaki okul hayatımda hiçbir şey yok. Derslerime giriyorum, sınavlarımı geçiyorum. Hiçbir problem yok. Ama gece uyuyamıyorum hiçbir şekilde. Böyle bu sadece kafanın içine takılan bir soru. Leş ediyorsun işte. Ben bir kere öyle bir anksiyete dönemi atlattım. Çok kısa. Ama Allah'tan erken kurtuldum işte. Orada bir... O benim ortak olduğum dönem miydi o? O senden... O bir üstü işte. O senin ortak olduğun başka. Alakasız. He. Onun bir üstüydü o. Oturup Kordi ile sabaha kadar dertleştiğimi biliyorum çok kez. Evet. Oldu bir şeyler. Güzel ya. Paylaşmak güzeldir dediğim gibi. Belki de ben orada onu yönlendirecek ve daha iyi hissettirecek şeyler söylemiş olabilirim. Ama aslında... Onun birine bir şeyleri anlatmaya çalışması ve içindekileri dökmesi benim ona iyi şeyler söylememden daha etkili oldu. Ben buna böyle düşünüyorum. Çünkü sesli konuşuyor ve yaşadığı şeyleri normal karşılayan bir insan var. Yani normalleştirme denilen bir şey var benim gözümde. Çünkü birçoğunuz sorun yaşarken, birçoğumuz, ben de öyle, o durum anormalmiş ve normalleşmeyecekmiş gibi hissederiz. Yani bunun içinden çıkamayacağını düşünürüz. Çıkılmaz bir yol olduğunu düşünürüz. Ama birine bir şeyleri anlatınca ve o da olabilir, güzel, tamam, düzeltirsin, zamana bırak, herhangi bir şekilde bir fikir alışverişi yaptığında rahatlarsın. Çünkü içini dökmüşsündür. O da onun içine kapanıklığı, yani o içinde dertlerini hep tutup bir yerde patladığı için de rahatlamıştı. Öyle bir detay vereyim dedim. Bu da şeye vesile olsun. Anlatın. Anlatmaktan korkmayın. Ananıza, babanıza bana kızar diye bir şeyleri anlatmaktan korkmayın mesela. Ya da arkadaşlarınıza.
Emin olun ya, ama güvenilir arkadaşlarınızdan bahsediyorum. Ben sonra saçma sapan insanlara dertlerinizi anlattığınız zaman çok daha kötü bir duruma da dönüşebilir o. İşte zaten konu da buraya geliyor. O arkadaş nerede diyor chat'tekiler genelde. İşte o da artık sizin beceriniz. O kadar da yön veremezsin ya da veremeyiz hayatınıza. Neyse. Ben üzülür diye anlatamadım. Ya o neler, onlar neler atlatıyor ki aslında. Evet. Senin üzülmen yani, onu daha çok üzer yani. Senin üzülmen onu daha çok üzüyordur. Evet, iyi bir arkadaşınsa, yakın bir arkadaşınsa gerçekten öyledir. Bu. Evet. Anne baba için de öyle. Anne baba için de öyle. Bilmiyorum, bir insan karşısındakine iyi geldiği zaman da mutlu olabilir mesela. Ben o tarz insanlardan biriyim. Her ne kadar son zamanlarda böyle kendime kapanmış olsam da birilerine iyi gelmek, birilerinin bir sorunlarını falan çözmek beni mutlu ediyor. Bu karakter yapısı tabii farklı. Ama arkadaşın öyle olursun abi. Ben isterim yani. Öyle yakın bir arkadaşımı üzgün görmektense ben onun bende paylaşmasını, benim de köstek değil destek olmamı. Tamam zaten evet. İşin yani. Özü öyle doğuyor. İyi arkadaşlıklar öyle doğuyor zaten. Konunun başına gelirsek bunu yapamadığımızdan şikayetçiydik ya. Evet. Hani abi bir derdim var. Seninle konuşmak istiyorum. Gel. Hani karşındakinin ne kadar işi olursa olsun, ne kadar yoğun olursa olsun o duruma geldiğiniz zaman engel koymayın, anlatın yani. Onu tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Karşılık, bu arada donate'ler çok mantıklı donate'ler geliyor. Onları da okumak istiyorum arada bir. Ama senin anlatacakların bittikten sonra okuyacağım. Benden ne istiyorsun? Sen şu an iyisin. ben mental dengemi çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tamam, mental dengen çok iyi. Fakat sosyal aktivite olarak kendini nerede görüyorsun? Çok düşük çünkü. Yok. Peki bu sosyal aktivitesiz kalmak, kastım bir yerde gidip kahve içmek değil. Birlikte eğlenebilmek, birlikte hareket edebilmek, birlikte es verebilmek, tatile gidebilmek bile olabilir bu. Çünkü biz bunları yapan bir arkadaş grubu değiliz. Hadi gidelim hafta sonu şurada bir kafa dağıtalım. Hadi gelin sabaha kadar içelim, kafayı dağıtalım, dertleşelim, gülelim diyen bir tayfa değiliz son zamanlarda. Bunun zararlarını görüyor musun mesela kendinde? Zarar değil de bu şeye dönüyor abi. Hani nasıl söyleyeyim bunu... Metaforunu çıkaramayacağım ama hani kitap okumak üzerinden anlatayım. Kitap okumazsan kitap okumamanın eksikliğini hissetmezsin ama biraz okuduktan sonra o eksik okumuşluğunu hissedersin diye. Evet. Yani onun gibi şu anda biz hiç yapmadığımız için eksikliğini hissedemiyorsun. Ama aslında içinden bir yerde biliyorsun bunu. Hani onu yaptığında bu sadece eğlence işi değil. Bu bir yerden sonra farklı bakış açıları katan, kesinlikle farklı ilişki seviyeleri geliştiren benim bu şey. Konuştuğum şeyler eğlenmekten yani, kastım oho falan değil yani. Hissedemesek de yani dokunuşlardan artacak mı muhtemelen yani. O evet. Eksik bir şey. Kitap okuma çok güzel bir örnek. Güzel bir örnek var. Aferin lan. Buna koyayım hadi. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Ben son. Aramızda en problemli gördüğüm kişi geliyor. Klav. Ona bakıyor, ona bak. Gel lan gel. Ya da dur ki beklesin. Hadi Gikas gel bakayım. Gel gel. Gel. Karizmatik sesli gel. Abi ne zaman DC çekersin? Işte? Onu ETS'de yaparız. Biz şu an kendi aramızdaki eksiklerin ilk adımını atıyoruz ve bunu da sizinle yapıyoruz. Böyle bir taşaklı bir hareket olamaz ya. Ey bir yağmur damlası kadar narin insan. Sana bir şey söylemek istiyorum. Hayat bir dere ve sen de üstündeki kağıt teknesin. Oğlum bu benim lafım lan. Etmesi sağ. Melül. Ne kadar kaya ya da... Ese ne lan? Es. Ese çarpsan da o yolun sonunda ben varım. Ya. Ha ay. Es işte. Es. Ben çok mantıklı bir şey söyleyecek sandım ya. Hay Allah'ım, neyse. Kordi, sana bir sorum var. Hiçbir şeyi düşünmemeyi mi yoksa her ayrıntının farkında olmayı mı tercih edersiniz? Ve şu anda hangisine daha yakın hissediyorsunuz demiş Samvan. Abi hiçbir şey düşünmeden yaşanmaz ya. Abi herhalde öyle bir dünya yok ya. Ot mu olasın oğlum? Ya manda olmaya da gelmedik yani dünyaya. Nasılsın? Düşünmüyorum bile. Bilmem. Düşünmedim. Sen? Arası güzeldir. Evet, denge abi. Ortada olmak, dengeli olmak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun süredir görüşemiyoruz. Evet. Sigarayı bir ver lan bana. Allah'ın yak bir tane. Arkadaşlar göz takip cihazını kullanacağız birazdan. Durun biraz sohbet edelim. Al. Hepinizden 100 lira alacağım. Seans alasın abi. Evet. Var mı böyle kendine şikayet ettiğin? Benim var yani. Son zamanlarda aslında ya Flavor'la biz bu konularda biraz benziyoruz. Hani
önceki hayatımız işte Mart'tan önce hani onun da dediği gibi bizim koronadan önce biz yayını nasıl yapıyorduk? Açıyorduk, bir sorumluluğumuz yoktu. O zamanlar zaten 100-150 izleniyorduk. Keyfimize göre yapıp kapatıp çıkıyorduk. Mart'tan sonra, koronadan sonra en büyük sıkıntı artık bizim de hani böyle içerik üretme gereği. Abone ol arttığında işte abonelere karşı sorumluluk, izleyicilere karşı sorumluluk. Yani mesela eskiden ben haftada 3 yayın açsaydım belki kimse bir şey demezdi ama şimdi ben o 3 yayını açmak zorunda hissediyorum kendime. Yani 4 yayın olsun, 5 yayın olsun, tamam. Elimden geldiği kadar açmayı istiyorum. Bu konuyla ilgili benden güzel yorumlar dinleyebilirsin. Yani biraz daha tecrübeli olduğuma inanarak yani bu süreyi yaşadığım için söylüyorum. Sözünü kesmeyeyim. Yok yok şey araya gir öyle öyle devam ediyorsun sen. Yani diyorsun ki yaptığım iş hobiyken sorumluluğa dönüştü ve bu benim üzerimde çeşitli baskılar ve stresler yaratıyor. Tabii ya acayip stresler bak. Ama şöyle bir şey de var. Şimdi millet diyor yani ona oturduğunuz yerden yayın yapıyorsunuz. İşin içine girmeden ben eskiden ne yapıyordum? Hani sen biliyorsun ben seninle başka bir işte çalışırken tanıştım hatta. Ben o işimi yapıyordum. Akşam gelip yayınımı açıyordum. İşte tekrar sabah uyanıp işe gidip geri gelip tekrar yayın açıyordum. Yani gün yetiyordu. Şimdi öyle bir şey oldu ki artık gün yetmiyor. Pardon. Oku. Böyle bir donate var mı bunu Eldiren ile Cordy dereye gitmişler. Cordy daldırmış parmağını suya. Demiş ki 10 derece. Eldiren de daldırmış malapatını dereye. Demiş ki derinliği 17 metre. İyi yayınlar. Biz ne konuşuyoruz herif ne yaşıyor amına koyayım. Ne yapsın derin ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ha bak ciddi ortamdayken ben diyeceğiniz bir an bu ya. Neyse çok çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Dikkatim dağıldı. Az önceki şunlar aklıma geldi. Evet. Klap ne oldu ha? Hala espri yapmaya çalışıyordu. Yapmasın yapmasın. Sauron'un gürcü diyen sensin oğlum. Ya artık böyle işte yani gün yetmemeye başladı. Bir de korona 9'da yani artık sınırımız var ya. Evet. Bu biraz şeyle de alakalı olabilir mi? Yani genel olarak korona kimse hani siklemiyormuş gibisi de hayatımıza çok ciddi girdi ya. Ne kadar evden çıkmayan bir insan da olsan bir şeyin senden alınıyor olması, o özgürlüğünün elinden alınmış olması bile içten içe senin beynini kemiren bir şey haline dönüyor. Yani hep bir engelim var gibi. Sürekli sövüyoruz değil mi? Hafta sonu bir şey yapacağız. Hay koronanın diyoruz. Evet. İşte akşam sigaram bitiyor. Hep bir engel var. Bir de üstüne ki benim de öyle oldu. Biliyorsunuz benim yayıncılığım ne zaman fırladı? Koronayla fırladı. Yani pandemi başladığında insanların bilgisayar başına oturmasıyla benim yüküm çok çok daha arttı. Ben yaklaşık neyse bunu kendi kısmını anlatayım size. Sıkıntı değil abi. Aynı şey zaten siz. Hani aynı şey. Biz de o dönem aslında işte. Tamam. Nisan'da işte biz de böyle olduk. Yayıncılık böyle yapılabilecek bir şey değil. Bu adamı kemirir. Beni kemirdi mesela. Ciddi söylüyorum size açık açık. Beni kemirdi çünkü hepimizin yayıncılığa başlama anı kafa dağıtmaktı. Evet. Hobiydi yani. Hobiydi. Yani insanlarla temas etmek, chatle konuşmak. Hep diyoruz ya eski günleri özledik. 100 kişinin geldiği, o chatimize gelen herkesin ismini bile bilmemiz bize bir çevre yaratıyordu. Yani bir sosyal aktivite gibi bir şeydi. Ben resmen bütün dertlerimi, tekstilin yoğunluğu, kız arkadaşımla yaşadığım sorunlar, bunların hepsini ben o yayıncılıkta unutuyordum. Nitekim çok eski, çok ağır yaralayan ilişkimde de Warband klanını kırdığım, kurduğum ranelerle tanıştığım, işte hep beraber ekip olduğumuz dönem de öyleydi. Bir şeylere tutunma yolu bu. Kimisi başka şeyler yapar, kimisi ne bileyim alkol içer, kimisi başka bir şey yapar. Biz oyuna, bilgisayara, bilmem ne yönelen tipleriz. Ama işte bu kaçış yolu işe dönüştüğünde, karınca çiftliğim, çocukluğumdan beri beslediğim hayvanların o büyüsü var ya hep anlatırım. Hani beni benden alan, benim bütün dertlerimi unutturan hobi bile benim kapımda polislerin gelmesiyle biten bir şey haline gelmişti. Düşünsene kaçış noktaların hepsi kapanmış. Bir de üstüne sorumluluğun binmiş. Darlama muhabbeti oradan çıkıyor. İşte o darlamalarda diyorsunuz ya hani ya abi çok takıyorsun. Öyle düşünmeyin. Senin kaçmak istediğin oturduğun şu alanda insanların sadece yönlendirmeleriyle bir şey yapmak zorunda hissetmek psikolojini alt üst eden bir şey. O yüzden bunu küçümsemeyin. Yani birçok insanla uğraşmak zor abicim yani. Bunu hepimiz kendimize söyleyebiliriz. En zor şey işin zorluğu değil. Burada 15 saat yayın yapmak değil. Yani misal veriyorum ya da dışarıda taş taşımak değil. O taş taşıyan adamın patronuyla olan ilişki zor. Onun yaptığı işte övgü alması, mutlu olması, mutsuz kalması bunlar derdi. Yoksa çalışan çalışıyor bir şekilde işini yapıyor. Her neyse. Peki bundan nasıl
kurtulmayı düşünüyorsun? Yani ne ya planın var? Eskiden mesela işte hani hep dışarı çıkardım ederim. Yani yayını kapattığımda ben çıkabiliyordum. Çünkü neden? Peki hala yapıyor musun bunu? Niye biliyor musun? Sen bu yayın işinde baskı yerken bir de sosyal hayatını kısar. Sadece ev ve bilgisayar ilişkisine o bağlantıya daldığında başka hiçbir kaçış yolu kendine bulamadığın için yaptığın iş daha da batmaya ve zorlamaya başlar. Bak ben sana mesela geçen hafta dedim. Abi dedim hani aynı dönem hani konuştuğumuz dönemden bahsediyorum. Dedim ki hani en son böyle şey diğer arkadaşlarınla yani dışarıda eski arkadaşlarınla ne zaman görüştün dedim. Çünkü ben kendime sorduğumda onu özlediğimi fark ettim hani, anladın mı? Mesela benim en yakın arkadaş grubum şans eseri hani kuzenim, işte kuzenimin arkadaşları zaten aile gibi olduğumuz için bir de en yakın arkadaş olarak onları gördüğüm için eskiden hani saat 2'de bile gece çıkıp gidip oturabilirdim. Bir de hepimiz işte hani biliyorsun yakınız zaten, cadde tarafında oturuyorduk ediyorduk. Dışarı çıkabiliyorduk. Şimdi 9 sınırı var. Ya zaten bak biz yayına başlıyoruz 1.30-2. Ki bak o bile geceleri işimiz var. Hani diyoruz ki erken yatalım, 12'de kalkarsam, yarım saat kahvaltı edersem, duş alırsam, 1.30'da başlarım, 4 saat yayın yaparım, 5.30. Ondan sonra araya başka bir iş giriyor vesaire. Hadi diyelim çıkacağız. Ya 7'de çıksak gideceğin yer yarım saat, 7.30. 1.5 saat neyine sosyalleşecek? Olmaz. Onlar acayip darlamaya başladı. Ben en çok özlediğim şey benim dışarıdaki arkadaş çevrem. İstediğimde çıkabilme özgürlüğümün alınması, bir de saat kısıtlaması. Yani biz günü 8 saat yaşıyoruz çünkü imkan olan o. Yani gece dışarıdan döndüğünde zaten biz bilgisayar başındayız okey de. Şu anda sadece 8 saat dışarı çıkabiliyoruz ya da 9 saat dışarı çıkabiliyoruz. Bu beni acayip darladı. Yani dışarıdaki arkadaşlarımı özlediğimi fark ettim. Hani Discord'da tabii beraberiz vesaire. O işte bunlar bak şey konumuz de. O. Yani tamam güzel paylaşımlar gene yapılabiliyor ama hiçbiri yüz yüze gelmek kadar değil güzel ya, değil. Ben sana geliyordum atıyorum. Seninle oradaki oturup konuşmamızla Discord'da mesela biz oturuyoruz ne var? Abi Eight Warn işi var. Bir şey oluyor başka bir iş var. Veya ama ben sana dedim abi bir yarım saat konuşalım mı diye geldim de biz seninle 3'er 4'er saat oturuyorduk hani, anladın evet. Değil mi? Ya mesela şunu geçen konuştuk. Bizim Ahmet Gezmiş var ya. Şu dün konuştuk onu da. Buraya adam elinde X bir markanın kahvesiyle geldi. Çocuk gibi şenlendim. Yemin ediyorum size ya. Elinde adamın sadece dediği şuydu. Kahvemi aldım geliyorum abi dedi. Geldi elinde kahve var. Emcükledim o kahveyi. diye içtim yani. Her gün yaptığım şey. Günde 5 bardak kahve içiyorum. Ama o bile bana düşün bak bir kahve muhabbeti bile beni böyle bir şok etkisine itekledi yani. Aptal oldum ulan dedim ne güzelmiş ya bu. Valla ona özler oluyorsun yani. Bu işte asosyallik. Ben buna asosyallik diyorum. Bence bu asosyallik. Asosyal olmak tam öyle değil. Sen daha iyi tanımlarsın da. Bu halk dilinde bilinen asosyallik değil. Bizim diyelim. Anladığımız tanımıyla. Evet bizim anladığımız tanımıyla söylüyorum. Yani asosyallik böyle bir şey değil tabii ama bir noktada öyle hissettim kendimi. Ve de psikolojin bu şekilde bozulmaya başladığında yaptığın iş ne olursa olsun yani beyni sağlıklı tutamadığın müddetçe yaptığın işte başarılı olman, yaptığın işi sevmen, severek yapman mümkün değil, olmuyor, imkansız hale geliyor. İşte tam olarak da bunu sorguladığım zamandayım. Mesela Mert'in dün dediği şey. Ne zaman bir şey yap, ne zaman tatile gittin dediniz değil mi bana? Ben yayıncılığa 2017'nin sonunda başladım. 2021 yılının Şubat ayını bitiriyoruz. Ben tatile sadece 8 gün gittim. Düşün. Hep çalış, hep çalış, hep çalış. Soyutla, anamdan babamdan uzak kalıyorum. Arkadaşlarım, sen sordun. Benim en yakın arkadaşlarımla görüşmeyeli belki de 3 senem oldu. Bak hep yayıncılığa denk geliyor. En yakın arkadaşlarımla konuşmuyorum bile. Görüşemiyorum bile. Bu benim ayıbım bu arada. Bu benim suçum. Onların suçu değil. İşte bunlar adamı mahvediyor. Çünkü bu iş bir yerde bitecek. Günü geldiğinde bitecek yani. Sen biteceksin yani. Senden kastım ben biteceğim işte. Biteceğiz abi. Biteceğiz yani kaldıramayacağız artık. Ya ben bir yerde kaldıramayıp gideceğim abi yani. Bu ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün olacak. İşte hayatı kaçırıyoruz baktığın zaman. Ne iş yaparsan yap bir yandan da hayatı yaşaman gerekiyor. Başka çareniz yok. Ya orada bir araya gireceğim bir şey diyeceğim. Hayatı kaçırmakla ilgili. Ben çünkü buraya hani gelmeden konuşabileceğimiz şeyleri de düşünüp şey yaptım. Biz bir de hayatı kaçıran insanlar değiliz. Yani yaşayıp görmüş olduğumuz şeyler de var. Hani bazı insanlar vardır evinde bunu derler. Ulan diyor işte bak bu onu yaşıyor ben onu yaşayamıyorum. Ondan bahsetmiyorsun. Sen diyorsun şey. Mesela arkadaşlarımla konuşmuyorsun diyorsun ama adam belki diyor ki benim bir tane arkadaşım olmadı bugüne kadar diyor. Normal, farklı hayatlarda farklı etkiler. Normalleştirilmiş şeyleri kaçırıyor aslında herkes kendi hayatında yani. Hı-hı. Yani mesela ben işte o kuzenimi özlüyorum işte arkadaşlarımı özlüyorum o çevreyi.
Sen mesela 3 yıldır hani görüşmemeyi normalleştirmişsin, onu daha az özlüyorsun. Anlatabildim mi? Onu demek istiyorum. Herkesin özlemi farklı. Benim şu dönemde en çok ama kendimde hani değiştirdiğim şeyler kısa vadede düşünmek oldu. Yani eskiden çok uzun süreli düşünürdüm. Lan diyordum işte 2 sene sonra ne yapacağım, 1 sene sonra ne yapacağım. İşte geldik kaç yaşına, 2 sene, 3 seneye zaten bir yerde hayatımız değişecek. Onları es geçip şu en çok korona döneminde kısa vadeli düşünmeye başladım. Bence en önemlisi bu ya. Ben yani şey anı yaşamak tehlikeli gibi yani, evet. Böyle ben şeyden çok korkuyorum. Böyle 1 yıl sonra, 2 yıl sonra harbiden bana çok korkunç geliyor. Evet, gerek yok. Düşünerek yaşamak çok stresli bir şey. Ya yaşayacağının garantisi de yok şey ki yani. Ben şey kafasındayım. Böyle hani başarabilirse bir insan şey kafasına ulaşmalı. Hani bir şey geldi böyle, kardeş senin vaktin doldu, 5 dakikan kaldı dese, hani nasıl olur, hayır şunlar vardı, bunlar vardı demek yerine artık okey abi ben mutluyum deyip kabullenebilecek bir seviyeye getirmek evet lazım beyni yani. Yarın öleceğini bilse o korkuya, depresyona girmeyecek bir kafaya getirmek lazım insanın kendisini. Ben onu işte bu ara böyle kendime çok şey yapıyorum. Yani kısa vadede şey yapıyorum hani, ya birikim de yapman gerekiyor işte, maddi olsun manevi olsun. Artık onları biraz sağlıyorum. Bir daha abi çok stresli bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Yani ne kadar zor bir ne kadar zor seçeneklerle mücadele ettiğimizi bir düşünseniz abi. Genel olarak düşünün. Her şeyi düşünün yani. Ya çok genel olarak öyle şeyler var ama abi şu da var. Şimdi bizim burada iki seçeneğimiz doğuyor önümüze. Ya bu zor seçenekler evet var, bariz bir şekilde var. Ya bu zor seçeneklerin arkasına saklanacağız ve hiçbir şey yapmayacağız. Ya biz burada ülkece savaşçıyız ha. Bu da bir seçenek. Ya da harbiden savaşçıyız yani, bizden rağmen başaracağız. Yaşayabiliyoruz ya. Hani bak gerçekten söylüyorum, savaşçısınız oğlum siz de. Kendinize hep bunu hatırlatın. Parantez içinde bilgi vermek istedim. Yani mücadeleyi seviyorsunuz. Başka ülkeye gittiğiniz zaman amına koyarsınız ortalığın. Evet. Zaten Amerika'ya giden Türkleri görüyorsunuz. Yani. Gerçekten. Amerika'ya giden Türkler şey oluyor lan. Bildiğim milyarder falan oluyor. Bakayım 100 lira abi. Dünyanın bakayım 100 lira. Yani her şeyi biliyoruz bugün. Herif sol şeritte serbest gidişte yanına şişme bebek koyuyor amına koyayım. Hızlı gidiyor yani. Derdi değil. Millet sağ şeritte böyle giderken. Türk kafası. Evet. Doğru. Yok aklıma bir an Amerika'ya gitme gerçeği geldi de böyle. Şişme bebek bir tek senden çıktı bu arada. Nasıl? Kural mı abi? Şişme bebek ne alaka? Oğlum kural şöyle. Amerika'daki... Gördü herhalde. Hayır. Amerika'da sol şeridi bir kişiden fazlaysan kullanabiliyorsun. Hız limiti olmayan şeridi. Millet bir kişiyken yanına bebekleri oturtturup giydirip arabada 2-3 kişiymiş gibi basıyor. Yakalanıyor biri mesela, Türk amına koyayım yani. O fikri veren de Türkler olmuş. Şakal ya. Çakalız oğlum biz, şakal. Abi Amerika'da ekonomi bizde olsun. Ya siktir et, burada ülkeyi konuşmuyoruz. Ya evet, ona zaten. Önemli değil o. Yani sonuç olarak burada yaşıyoruz. Ve de bununla mücadele etmeyi öğreniyoruz. Önemli olan şu aşamada, herkes farklı bir diyara göç edemeyeceğine göre hemen de. Burada neler yapmamız gerektiğini veya nelerle mücadele etmemiz gerektiğini konuşuyoruz şu an. Ben fark ettiğiniz çok konuşmuyorum. Çünkü aynı şeyleri çok kez tekrarladım. İstiyorum ki sizden de dinleyeyim. Sizin ne bakış açısı var? Konuşamadığımız için bunu da yayında yapıyoruz amına koyayım. Arkadaşlığımız bile yayına döndü ya. Ayıp denen bir şey var. Ya mesela ben o daha demin de dediğim gibi şimdi hep mesela şey muhabbeti geçiyor. Bir kız, yenge. İşte kız bir yayıncı olsa bir erkek, enişte. Mesela burada kimin sevgisi var? Bir tek Kordi'nin, senin, Akan'ın. Oğlum onu söylemiyoruz. Hayır oğlum bak bu arada millet öyle bir şey çıkardı ha. Bu da hani tostmas istiyorum, mim yapıyorum, goy goy yapıyorum ya. Bizi sikiyor diyorlar. Var orada aslında biri diyorlar. Komple öyle. Kapıyı açar kimdi abi? Arkadaşlar yok. Yok. Ben yok be. Goy goyunu yapıyorum da mesela bak harbi dediğim gibi hayatıma biri girse şu an kıza yazık olacak ya. Çünkü zaman evet, ayıramıyorum. Ben de o konudan çok şikayetçiyim. Uyanıyorum yayın. Yayın bitiyor, ertesi günün işte şeyi. Mesela şu an seni dinleyip bayan mı ne oyun, derdine bak yarına mı diyenler var biliyorsun. Ne söylemek istersin onlara falan dermişim. Yani onlara bir şey diyemem oraya. Buraya kadar anlamamıştım. Bak benim beni en çok gören şey bu. Niye bu tepkiyi verdim biliyor musun? Seni kötülemek için falan değil. Sen kendi hayatını yaşıyorsun. Kime ne amına koyayım? Ama ben tarzı böyle bu işi uzun süredir yapan insanlarda %100 bu oluyordur. Bir şeyi konuşurken 20 farklı açıdan düşünme kabiliyeti demek istemiyorum buna çünkü verimli bir şey değil. Laneti diyelim. Laneti. Bu insanın var ya beynini kemiriyor. Bak kemiriyor yani hani işte o eski günlere döndüğünde böyle bir derdin. O cümle 5 kere render yapıyor kafanda. 5 defa render yapıyorsun kafanda. Yani abi Instagram'da linç yiyoruz. Ya ye amına koyayım. Hayırlısı. Allah Allah. Topluca yiyoruz galiba. Maskeden mi?
Topluca mı yiyoruz? Hepimizin testi var, getireyim istiyorsan. Arkadaşlar biz birlikte zaman geçiren, birlikte yaşayan insanlarız. Neyine linç yiyoruz? Ya yok, yoktur öyle bir şey ya. Yoktur abi, neyine linç yiyecekler ya. Bir şey olmaz. Aynı evde. Fark ettiyseniz ben hep yayındayken bir linç dönüyor. En savunması sağlam. En savunması sağlam. Aha, alimdir ki. Bu saldırısı olur ya. Reyde geliyor. Reyde geliyor adam. Offline'ı da tutuyor sürekli. Ya arkadaşlar ben linç kültürünü artık taşak geçiyorum. Yani umurumda değil yani. Linç kültürüyle taşak geçiyoruz biz. Gülüyoruz ve üzerine 5 dakika bile konuşmuyoruz. Yani Show TV'deyiz. Çünkü çok baydı ya. Show TV... Mavi tik alırsın, ne olacak? Habere çıkacak. Oğlum yok, hakikaten bunu düşünenler varsa, buradaki insanlar korona dönemi niye yan yana dip dibe diye. Biz dışarıya çıkan insanlar değiliz. Bizim zaten hep birlikteyiz ve... Derdimiz onu anlatıyoruz zaten. Derdimiz o yani. Biz birlikteyiz. Zaten bu adam korona olsa hepimiz koronayız yani. Hani hep birlikteyiz. Bunun açıklaması bu. Merak edenler varsa, eğer konu da linç korona ile ilgiliyse, açıklaması bu. Ya bu işte aslında herkesin kendine göre derdi var. Oraya gelecektim ben daha önce. Hani o yüzden ona bağlıca. Belki Gikasa ekranın karşısında ya şunun da derdi ne var diyen vardır. Kesin vardır. Vardır. Ama o şey gibi, hani vardı bir ara bir karikatür, işte çok güzel bir arabası var adamın. Diyor ki keşke daha çok param olsa. Onun altındaki orta sınıf bir arabası var. Diyor ki keşke daha güzel arabam olsa. Son birinin bisikleti var, keşke arabam olsa diyor. Diğeri de diyor ki keşke bisiklete binebilsem. Biri diyor keşke yürüyebilsem falan. Yani herkesin derdi herkesin var. Yani bunun çok basit bir karşılığı var abi. Kimse derdi kendine. Bir insan beyninin, hani serotonin olalım, hani melatonin neyse işte artık. Mutluluk olarak alacaksak diyelim ki serotonin, tamam mı? Bir insan beyninin salgılayabileceği maksimum serotonin oranı belli. Yani sen eline lambola gelse, oyuncak da gelse belli bir seviyenin üstünde zaten mutlu olamazsın. Sen neyle mutlu olacağını kararlaştıracaksın ki hayatını endeksleyeceksin bunu. Yani çok basit bir örnektir işte. Ya millet bir de... çocuğa oyuncak veriyorlar, mutlu oluyor. Dubai'deki prense lambo oluyor, falan oluyor. Hani birbirimiz tamam işte bunları. Yani bilmiyorum. Biz kendi hayatımızı ayarlayamıyoruz bu durumda. Bence millet mutlu olmayı da çok uzakta arıyor. Yani mutlu olmak bu kadar zor bir şey olmamalı. İnsanlar mutlu olmayı zorlaştırıyor kendini. Saçma geliyor ama bence doğru cümle şu. Mutlu olmak istiyorsan mutlu olmalısın. Doğru. Çünkü başka bir yolu yok bunun. İşte ben de onu düşündükten sonra kısa vadede yaşamayı bir yerde de şey yapıyorum. Yani ben niye 3 ay sonraki mutsuzluğumu veya o dönemki sallıyorum para sıkıntım olacak? Niye onu düşüneyim ki? Mesela benim askerlik var şimdi Kasım'da. Ben diyorum Kasım'a kadar belki yani hayatta bile olmayacağız, anladın mı? İşte Şubat'ı düşün, Mart'ı düşün. Hani önümüzdeki kısa vadeyi düşünmeye başladım. Öyle de daha rahatlamaya başladım. O koordinin dediğinde de girmedim de olay o zaten. O kız arkadaş mevzusu da zaten böyle istediğimizden değil. Ben chat'tekiler genelde söylediği için diyorum veya Tuğkan abiyi anlayın diye diyorum. Yani öyle ha deyince olmuyor. Yani insana yazık, karşındakine yazık. Gördüm arkadaş, Oğulcan'ı soruyorsunuz. Bekleyin. Nerede Oğulcan burada? Arkada. Var mı sıkıntı? Yok. Hayır, tamam. Yani olay tamamen bu. Kişiye yazık olacak mesela. Sadece sevgili istediğimizden değil. Ben sadece Tuğkan abinin gözünden de baktığımda veya buradaki X bir kişiden baktığımda da böyle yani bunu görüyorum. Şu anda kendimize bile zaman ayıramıyoruz hani. Çünkü ondan bahsediyoruz. Yani arkadaşlarını ayıramıyorsun, kendini ayıramıyorsun. Bunlar genelde bizi darlayan şeyler oluyor. Benim en büyük hayatımdaki sıkıntı o şu an. Benim yani kendime hiç zaman ayırmıyorum. Ve bu her zaman size söylediğim şey. Kendinize zaman ayırmazsanız mutsuz olursunuz. Evet. Ve bunu söyleyen bir kişi olarak hiçbirimiz burada kendimize zaman ayıramıyoruz. Bu da bizi mutsuz yapıyor. Mutsuz olduğunuz zaman başka insanı mutlu edemezsiniz. Sadece kendi mutsuzluğunuzla savaşırsınız. Bunlarla uğraşırsınız. Ve mutlu olmak için de çaba sarf ederken kendiniz de kaybolursunuz. Benim hikayem hep bu. Sen mutsuzken birini mutlu edemezsin. Mümkün değildir. Ya da çok yük gelir o. Çok ağır gelir. Bunu da yaşamıştım bir dönem var. Yaşadığım bir dönem var. Mutsuzken mutlu etmeye çalıştım. Kendimi unuttum. En sonunda bir baktım boşum oğlum. Boşluğa çıkmışım yani. O yüzden önce kendimizi mutlu edeceğiz ki çevremize mutluluk saçalım. Bu böyle paylaştıkça güzel oluyor diyorum. Hep bak fark ettiyseniz standart cümleler kuruyorum. Hatırlatma yapıyorum yani. Hep ezberimizde olan cümleler ve kelimeler bunlar. Evet. Aslında matematiği çok basit. Bunu size söylüyorum ama ben mutsuzum şu an. Dün onu sorguladım işte. Ve sebebini aradığımda buldum. Nasıl mutlu oluruma bakıyorum. Beni mutlu etmek için mesela sorayım sana. Sen nasıl mutlu? Neyle mutlu olabiliyorsun? Örnek veriyorum. Var mı böyle şu olduğu zaman mutlu olurum? Çünkü olmamalı. Öyle bir şey olmayacak. Şu olduğu zaman ben mutlu bir insan olacağım
demek kadar yanlış aldatıcı bir şey yok. Zaman, hayır, şu olduğu zaman ben mutlu olacağım değil. Ama şu olduğu zaman mutlu hissediyorum. Hı. Mesela dostumla iyi bir an paylaştığım zaman evet. mutlu olabiliyorum. Bak bu mesela herkesin erişebileceği bir evet. hedef. Şey değilsin. Yani böyle sikim sonik şeylere tutunup da ben böyle mutlu olurum sadece deyip evet. sırf mutsuzluğa oynamıyorsun. Bunu yapabilirsin. İşte insanlar benim gözlemlerime göre o kadar uzak yerlerde mutluluğu arıyorlar ki herifin çevresinde, yakınında, elin uzağa ulaşabileceği yerlerde kaçan o mutluluk fırsatlarını böyle elin tersiyle, tekmesiyle yolluyor, götürüyor. Bu çok kötü bir şey. Bence bizim genel olarak sıkıntımız bu. Ben bu arada chat'i çok okumak istiyorum ama hızlı, çok uzun yazıyorsunuz. Arada bir bakıyorum. Allah vallahi yalan söylemedim. Kusura bakma, yanlış anlaşılmış. Erzurum hakkında bir şeyler söyledin ya. Tayfa patlıcan falan yazıyorlar. Okey. Okay. Mutlu olduğun yazsınlar oğlum, sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bak bu mesela beni mutsuz etmiyor, anladın bence mı? Bence de yani. Ya bu beni mutsuz eden bir şey değil ama bunu yapan insanlar mutsuz olmamı istiyor. Fakat mutsuz olmadığımı gördükleri zaman da daha çok mutlu olduğumu gördükleri zaman daha çok mutsuz evet. oluyorlar. İşte o adam da yanlış hamle yapıyor. O insanlar da yanlış hamle yapıyor. Bu konuyla ilgili konuşuyorum. Genel olarak zaten mutsuzluğumuzu belirttik. Evet. Ne oldu yara? 10 şeylerden bahsediyoruz. Yani abi, anlaşılmayan bir şey varsa bir daha açıklayalım. Yani neyin anlatın bakayım, neyin inciymiş? Bence sal abi. Ya yok mi? Hayır abi bak bazen kendim bunda da sorguluyorum. Dün de size anlattım. Siz de bilin. Çok zor bir şeyle mücadele ediyorum. Yani görmemek, duymamak, işime engel yapmamak. Diyorum ya, beni sevmeyenlerle değil, beni sevenlerle ilgilenmek ve onlara mesai harcamak konusunda 33 yaşında bir insan olarak zor bir mücadele bu. Birçoğunuz bunu anlayamayabilir. Belki sizden bile, yok siz anlarsınız. Birçok kişi bana soruyor yani, nasıl böyle idare edebiliyorsun? Çünkü bundan 10 sene önce böyle değildim. Böyle düşünmüyordum. Şimdi böyle düşünüyorum ve bana iyi geliyor. Çünkü sonucuna gitmeyecek bir savaş boşa mücadeledir, boşa yorgunluktur diye düşünüyorum. Her zaman da bunu yapacağım. 25 yaş gibisin. Teşekkür ederim bebeğim. Bir söyleyeyim, merak ettim. Konuyla ilgili yorum yapıp devam edeceğim. Adem'in dedem geldi, yüzüme bakmadım. Başka bir şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bana derslerine neden girmiyorsun diyor. Cevap veremiyorum. Ders çalışmak içimden gelmiyor. Biliyorum çalışmak lazım. Olmuyor. O gazı veremiyorum. Bunu hepimiz yaşamışızdır herhalde bu yani. Çok epik bir sike ilerliyorsun o yolda. Çözüm başkasında diyor. Yumurta kapıya dayanınca çalışacaksın yani. Her yazıya, her yazılana inanıp hemen reaksiyon verme abi. Kimisi sallıyor. Varsa öyle bir şey sordum ya işte. Ya ben o linçlemesin. Hani bizim şu anda burada var mı bizim? Hiçbir zaman linçlenmedik hani öyle bir şey evet, konusunda. Ben küçük bir tane aldım. Ne aldın? Ben de geçen aldım bir da. Bir veganlardan, bir feministlerden biriydi. Ama küçük. Küçük mü? Sen ama kaşındın o dönem. Ama ben eğlendim mesela o dönem. Ya beni mesela 2 gün önce linçledi bir 8-9 kişi şeyde. DM'den yani, öyle bir yerde değil de. Ben bir paylaşım yaptım. Para kazandım. Ama harbi yalan da değil, onu da kullanıyorum yani. Tamam. Ya o yazıyor, bunun daha ucuzu var da işte millete mal kakalayacaksın diye, para kazandın diye onu ver. Ya cevap bile vermedim mesela. Ya siktir git, bana ne? Yani bana ne? Almazsan alma yani. Lan ya o farklı bir kafa. Bak mesela şu an şu an bir yerde linç yiyorsam sebebi şudur. İplemiyoruz en azından. İşte bak zaten yani. Sebebi o. Şimdi drama nasıl oluşur? Biri birine laf söyler. Diğerinin cevabını bekler. Evet. Diğeri onu umursamadığı zaman o biraz onu çıldırtan bir şey. Şimdi bu kitle adına konuşuyorum bunu. Kitle dünden beri yüksek ihtimal benim bu konuyla ilgili yorum yapmamı falan bekliyor. Sabahlara kadar kaşıyorlar kendilerini böyle. Ulan Tukan yayın açsa da bir işte bir şeyler söylese, o da o söylese, o da onu söylese falan filan. Yani Twitch orospusu dediğimiz linç kültüründe ilerleyen, linçle beslenen ve bundan mutlu olan, benim asla sevmediğim, hayatımı uzak tuttuğum insan tipi. Şimdi bu adam bekliyor. Açıyor yayını, giriyor. Adam burada amına koyayım dertleşiyor. Yok, bilemiyor bile. Gençlik anıları yok, efendime söyleyeyim mutsuzluklarımız falan diyor. O ne yapıyor biliyor musun? Kendini sikiyor. Nasıl lan diyor, artık buna da tanın falan diye çıldırıyor orada. O çıldırdığı zaman tepki gösteriyor. Siz o tepkileri görüp Tukan abi linçleniyor diyorsunuz. Beni kimse linçlemiyor arkadaşlar. Linç edilebilmem için somut ve mantıklı bir şeyin olması lazım. O yoksa eğer o vızıltıdır. Diyorum ya, sinek vızz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 
Ya bu kadar basit. Şu an bak bunu dinleyip kuduran çok insan var. Hatta şu an şu konuşmayı dinleyip ha böyle yapıp hala orada yardıran tipler var. Bugün daha ekmek yiyecek. Ulan bugün daha ekmek yiyemedik ekmeği gene. Allah ve benden nefret ediyor mesela bu yüzden. Sırf bu yüzden benden nefret eden binlerce insan var. Ya arkadaşlar, o insanlara söylüyorum güzel kardeşlerim. Böyle yaşayamazsınız. Yani böyle ilerleyemezsiniz. Olmaz. Sizin tam tersini destekliyor olmanız lazım. İzlenme açısından söylemiyorum bunu. Öyle hissetmeniz gerekiyor. Eğer bunun tam tersini hissediyorsanız, yani benim laf söylediğim şekilde hissediyorsanız hastalıklısınızdır. Kusura bakmayın. Yani bu bir ilk defa olan bir şey değil ki. Bu aylardır, her bir ayda bir kendini tekrarlayan bir şey. Dün ben bir cevap vermediysem, dün bu işlere girmediysem ve girmeme sözü veriyorsam kendime, konu kapanmıştır. Benden beklemeyin. O yüzden kudurmayın da. Gidin daha verimli şeyler yapın. Hayatınızı daha önemli şeylere ayırın. Daha önemli şeyler için mesai harcayın. Bir tane Erzurum oyununun iyi veya kötü olması için 3 gün beyninizi oraya odaklanıyorsanız boş insansınızdır. Bir insan hayatının niye gündemi yani, çıkan bir oyun iyi mi kötü mü? Benim umurumda değil yani. Net söylüyorum. Bak, benim gün, umurumda değil. Ben mesela yayında ben de oynadım. Kapattım. Sen aptal chatte benim yazdığımdan hani güzel mi falan filan. Abi ben alt F4 attım dedim. Yani. Atabilirsin. Ya ben de bunu Twitter'a bir yere Instagram'a şey yapsam ben de belki o adamla kavga edeceğim. Belki ben de ne gerek var ki yani. Yani senin oturup ulan herif bunun ekmeğini yiyor. Herkes birbirine bu konuda giriyor. Bu adam niye girmiyor diye sorgulamıyor musunuz hiç? Ya da girmiyorum diye nasıl triggerlanabilirsin? Aksine bundan hani bunu övmen lazım değil mi? Orada bir pay var. İnsanlar koparıyor. Abi saçmalama, nasıl girmezsin nasıl ya? Nasıl girmezsin ya? Nasıl? Dün yazmış herif. Ortalık birbirine girdi, sen orada hala ağacı fixlemeye çalışıyorsun. Evet. Lanet olsun, ben çok normalim. Yani kimde değil, ben işimi yapıyorum arkadaşlar. Ben yayınımı açıyorum. Sizle bir şeyler paylaşıyorum. Siktirip gidiyorum, kendi hayatıma odaklanıyorum. Yani benim hayatımı devam ettireceğim şey Erzurum'un yapımcısı ve Erzurum değil. Ha, fikirlerimizi söylemeliyiz fikir ya. Siyamına ya ne? Ben fikrimi siz daha iyi hissedin diye kendiniz diye bir şeyler söylerim. Benim vasfım bu. Kendime edindiğim görev bu. Ben bundan keyif alıyorum. Sen buradan ayrıldığından toksik beyinli, sinirlenmiş, nefret kusan bir adam olarak ayrıl istemiyorum kardeşim. Sen zaten bok içinde yüzerken birazcık daha kendini iyi hisset diye burada yayıncılık yapıyorum. Benim de yayıncılığım bu. Kimse de yarrağıma kadar söz söyleyemez. Bu kadar basit. Herkes öyle yani. Ben böyleyim, ben de böyleyim. Buna da alışacaksınız. Yavaş yavaş. Biraz da şey abi hani... Çok hızlı girdim ya piyasaya ben. Sıkıntı o. Hani çok hızlı girdim, çok hızlı büyüdüm. Şey oldu millet. Kim amına koyayım oldu. Ondan sıkıntı yaşıyorlar. Ben anlıyorum yani. Orada bir empati sorunsalı var. Hani. Ben ne yapardım? Hep böyle bir işte o el kaldırıp sinirlenip beni aşağıya çekmeye çalışma psikolojisini çok iyi anlıyorum. Çünkü sadece yayıncı olduğum zaman bunları yaşamadım. Farklı başarılarım var. Neyse. Doğru bu arada. Güzel bitirdin. Öyle yani abi yani. Hani, bak, kusura bakmasınlar. Fark şöyle bir şey oluyor yani. Dışarıda bazı şeyleri başarıp veya dışarıda bir şeyler yaşadıktan sonra buna biz hani daha sonradan başladığımız için hani sadece hayatımız burası değil aslında, anladın mı? İşte yani. Sıkıntı o. Yani, biz başarıyı da başarısızlığı da burayla nitelendirmiyoruz. Ne yazık ki. Değerlendirmiyoruz yani. Evet. Burası geçici arkadaşlar. Mesela istatistik çok dert insanlar için. Birinci olmak, ikinci olmak, üçüncü olmak, beşinci olmak. Daha çok izlenmek. Falan. Bizim hiç umurumuzda değil abi. Bu adam 20K izleniyordu, 1K izleniyor şu an. Umurunda mı ama? Yani ben geçmişte ben 2000 izleniyordum, şu an 40.000 izleniyorum. Yarın belki 5000 izleneceğim. Umurumda mı amına koyayım? Yani ben bunları takmıyorum, biz bunları takmıyoruz. Bizim yaptığımız iş bunlar için, şuradaki rakam için değil. Artık bunlara... Yani biliyorum garip geliyor size. Böyle bir bakış açısı daha önce karşılaşmadığınız şeyler olabilir. Sık karşılaşmadığınız şeyler olabilir ama kusura bakmayın. Üzülün biraz ama biz böyle insanlarız. Biz de seven böyle sevsin, sevmeyen de sevmesin. Ben buna hep şey diyorum mesela. İşte yayına gelip biri diyor mesela. Burada hepimizin düştüğü için hepimize gelen olmuştur. Abi sana da bu izlenmeye düşmüyor ya. Ya oğlum bak diyorum ki biz 4 ay 5 ay önce zaten veya ben 2014'te başladım yayıncılığa. Ben 10 kişiye yayın yaptığımı hatırlıyorum. 20 kişiye yayın yaptığımı hatırlıyorum. 1 kişiye yayın yaptığımı hatırlıyorum. Ben de öyle. Yani
bizim başlangıcımızda beni hatta Gökay başlattı şeye. Ben yayını bırakmıştım çünkü çalışıyordum yani ve yayıncılığı daha önce denediğim için tutmadığını gördüm. Gökay bana RP yaparken dedi, onu dedi işte başlasana sen dedi. Hatta ben seninle bana host attıktan bir gün sonra tanıştım. Hani, çok enteresandı. Bahçede. Yani yayıncılığı o kadar düşünmediğim için ben gidip adama şey bile demedim. İşte Saru abi biz zaten yarın sana tanışacağız, bugün bana host at falan demedim. Ben orada kendi halime 100 kişi yayın yapıyordum. Hiç unutmuyorum şeyi de. Bir gün hiç unutmuyorum. Diyorsun lan bizim Altan yayında mı diyorsun. Geliyorsun host atıyorsun mesela. Ya ben 10 kişiye 1 yıl yayın yaptım. İşte 100 kişiye bak Aka'da vardı, Flavor'da vardı o dönem. Biz 100-150 kişiye 6-7 ay yayın yaptık. Bunlar hani yaparsın abi. Sayı yani bir şey işi diyorum ya. Yani. Ya abi olay şu. Kimisi izlediği yayıncının tek derdinin bu olduğunu hissediyor. Tamam mı? Hissettiği zaman da savunmalarını veya saldırılarını bunun üzerinden yapıyor. Evet, kahpelik yapmak. İnsanların anlamadığı şey şu. İnsanın fikri neyse zikri odur zaten. Ya çok zor bir şey değil. Birinin arkasına, arkanıza yaslanıp birini izlediğinizde, birini tanımlamak istediğinizde bir şans verip gerçekten objektif baktığınızda kimin ne niyetle ne yaptığını anlarsınız. Az çok beyniniz çalışıyor, az çok kafanız çalışıyorsa bunu anlarsınız. Yani çünkü ben kafamı çalıştırıp bir şeyleri objektif yorumladığımda bunun cevabını kendime 5 dakikada verebiliyorum. Veremeyenleri üzülüyorum. Çünkü koyun gibi, anladın mı? Robot gibi. Belirli bir programı var, onun ötesine çıkamıyor. Bu benim izleyicilerimde de var. Onlara da hep kızıyorum bazen. Kitleniyor herif. Araştırmıyor. O yüzden mesela birçok yayıncı bunu demez. Ben hep söylüyorum. Beni araştırın. Gözünüz var, eliniz var, internetiniz var. Bakın, araştırın. Kim ne yapmış, kim neler yapmış, kim ne demiş. Benim tayfaya da söylüyorum, başkalarının izleyicilerine de söylüyorum, herkes için söylüyorum. Bir şeyler yaşandığında, ağızdan çıktığında ona kör kütük inanıp koşmayın. Aç bak, araştır mesela. Bu adam neyle uğraşmış, bu adam ne yapmış, bu adamın o 10 saniyelik ırkçılık mevzusu gibi. Evet. 13 saniyelik videodan ırkçı ilan edildim. Bakamayanlar nasıl sövdü anama babama? Kordiçik yayınlandı diyor, o bir daldı. Yok, olur öyle. Neyse yani bunu herkes için söylüyorum arkadaşlar. Ben burada yayın yaptığım müddetçe daha orta noktayı bulucu, daha barışçıl, insanların toksiklik seviyesini arttırmayan ve güzel zaman geçirmesini sağlayan bir yayıncı olarak kalmaya devam edeceğim. Bir gün enerjim bittiği zaman, bir gün farklı yerlerde farklı başarılar elde etmek istediğim zaman da çekip gideceğim. Merak etmesin kimse, çökmeyeceğim buraya. Yani öyle bir korkunuz olmasın. Gitse de rahatlasak. Gitse de rahatlasak diyenler korkmayın yani. Bir gün giderim. Titre, korkma. Giderim bir gün, korkmayın. Evet Akacığım. Herkes uyudu, sıkıntı yok. Gel derdini anlat bakalım. Gel bakayım. Gel. Ha, okey. Abi biz de derdimizi anlatsak millet diyecek ki derdinizi sikeyim, ne yaşamışsınız? Biz o aşamayı geçtik. O aşamayı geçtik. Geçtik. Herkesin yani derdi kendine dedik. Atlayacağım lan, ne yapacaksın, nasıl geçeceksin? Oraya mı? Geç, buraya geçeceksin. Tamam oğlum, gidersek birlikte gideriz. Geç buradan. Korkmayın. Grev'in kucağına oturmak istemiyorum. Otursam da selamun aleyküm. Orası radyasyon ama ha. Ben her gün bunu yaşıyorum. Yani. Biri ne demiş lan, sizden biri demişti bu öne kaktüsleri mi dizsendi? Harika, vallahi kaktüs. Ben büyük kaktüs al dedim de işte ondan yokmuş Türkiye. İleride bir de izlensen benim için, ileride bir de izlensen benim için unutulmayacak bir abimsin. O zaman bir sen kişisin kendi yok. O da güzel abi. Şu şişeyi versene. Sen yoksan şişeyi. Ne güzel bir şey ya. Yok yok, var güzel planlarım var arkadaşlar, merak etmeyin. Ya öyle gitmek mitmek deyince tribe girmeyin lan, bir yere gittiğim yok. Akay'la nasıl tanıştın? Benim en büyük derdimde en kötü zamanlarda Akay'la tanıştım. Çok ben hatırlıyorum. Sen de vardın hatta. Evet ben hatırlıyorum. Ne anlatıyoruz şimdi abi, konsept ne? Yani, bir konsept yok kardeşim, bir üzerine çalışılmış bir şey yok bildiğin gibi. Açtık, muhabbetimizi yapıyoruz. Konuşuyoruz yani, dertleşiyoruz. Bizim kendimizce sıkıntılarımızı... Yani kimseyi de rencide etmeden tabii, yani kim, insanların ne sıkıntıları var, nelerle uğraşıyorlar onların evet, bilincinde olarak. Biz de hep normal insanların derdini dinliyoruz ya. Biz dert anlatıyoruz şu an. Yani böyle aç anlatabildiklerimizi ben en azından. Ben burada ciddi bir şey anlatacağım. Oradan chatten köseyim yazıyor mesela. Bana da çenem yok yazıyorlardı oğlum, ne olacak? Ya kanka işte fazla şey yapmıyorsun da.
Ya abi bilmiyorum benim. Ya sağdan nasıl? Benim genelde ailevi oldu ya dertlerim. Yani çoğumuzun olduğu gibi. Çoğumuzun olduğu gibi benim genelde ailevi oldu dertlerim. Yani ben 18 yaşına girdim. Girdiğim gibi Trabzon'dan kaçtım mesela yani. 18'imin böyle üniversiteye başladım ben. Avrasya Üniversitesi'nde okuyordum. Çok iyi üniversitedir bu arada. Sen nereden biliyorsun? Ne bileyim. Okula 3 ay gittim. Kamu yönetimi okuyordum ben ilk başta. İlk dönemin ortalamasına baktım. 0.27 idi yani. İyi ortalama. İyi ortalama. Rektör, ama okula hiç gitmedim. Rektör dedi ki rekor kırdım dedi. Dedim herhalde bir şeylerde başarılı olduk falan. Dedi ki okul dedi hiç böyle düşük ortalama görmemiştim. Okey dedim ha hocam. Benim amacım rektörle konuşurken şeydi. Yani bursum kesilmesin. %50 bursluydum. Dedim hocam ben okuyacağım dedim. Aga be. Aga be okutmadılar mı hırsını? Hocam okuyacağım ben. Ondan sonra işte babamla şu an aramız iyi. Bir saat önce kadar iyiydi falan. babamla şu an aramız iyi de işte o zamanlar bir tık ben de ergendim. Onun da o da ergendi falan diyormuşum. O dönem işte sıkıntılar vardı. Ben de ne yapayım ne edeyim dedim. Çok gariptir ki bir gece işte saat 3'te uçağa bindim İstanbul'a kaçtım. Ama gidecek herhangi bir yerim yok. Şu anda işte Emre ile birlikte kalıyoruz. O zaman da Emre'nin bir evi var Bahçelievler'de. Oraya kaçtım yani. Olaylar çok garipti. Bir duble koy bakayım. Bir duble koy, bir duble içtim açılırım. Yani çünkü babam o zamanlar normal bir insan değildi. Şu anda da değil de. Tamam çok şey yapma. O zamanlar yani daha böyle bir atarlıydı babam. İşte WhatsApp konuşmalara şahittir. Edilmedik. Hani küfür kalmadı bana orada. Bir ara evlatlıktan falan reddedildi. Olur öyle baba oğul arasında. Aynen. Olur da aynen. Şiddetli olur mu bilmiyorum. Ama sonra babamla tabii barıştık. Ya ben güya buraya gelip bir şirket kuracaktım işte yazılım üzerine. Ondan sonra geldim şirketi kurdum. Ondan sonra şirketin 3 yıl önce falan oluyor bunlar. Şirketin batmasına yakın Tuğkan abi aradı beni bir sabah. Ama tabii Tuğkan abinin olaylarla haberi yok işte. O daha 8born'a geçmeden önce. Dedi ki işte siktir et oğlum dedi Sampı dedi. Sen hala ne yapıyorsun dedi. Şunun dedi karakter başvurusu şeyine paneline başladı dedi 8born'un. 5M'e geçelim dedi. İyi abi dedim ben. Yapacak bir şeyim yok çünkü o zaman Bahçeşehir'deyim İstanbul'da. Oradan başladım. Oradan da bir yayıncılıktı. Tabii o zaman işte Gikas'la tanıştık. O zaman da ilk başta mesela kimse sevmiyordu ekipte birbirini. O en kafada. Ara ara oluyor. Şey olarak. O zaman ama çok şey garipti yani ortam. Mesela bak lafını bölüyorum işte biz 4 kişi başladık. İşte Koray geldi, Aka geldi, Flavor geldi. Mesela Flavor benden çekiniyormuş ilk geldiğinde. Aka'ya demiş. Öyle. Niye çekiniyormuş? Bilmiyorum ben. Benden rol yaparım ki falan diyormuş. Allah Allah. Aga be. Evet evet öyle mevzular vardı. Abi mesela şöyle o zamanlarda işte hani rolde rol yapmak istiyorum. Birileriyle rol yapmak istiyorum sunucuda. İşte Gikas'la da bizim o zaman samimiyetimiz yok. Ben Aka'da Gikas'ın işte çocuğu rolü yapıyor numaramı ya. Numaramı almış. Ben de diyorum ki hani acaba şey ya ben de ayrı rolüne dahil olabilir miyim yani? Acaba beni de kabul ederler mi? Öyle bir babacanım ki dedim gel lan dedim gel seni de alayım. Zaten bir ara evlatlık ala ala sunucuda. Evet bir ara herkesin çocuğuydu amına koyayım. Herkes altının çocuğuydu bir ara. Evet. O ondan değil o. O ondan değil o. Yakaladığını memiklediği için. Ya bir dönem böyleydi işte ilk başta ekipte şeydi mesela Zikra'yla Gikas'ı anlaşamıyordu mesela. Biz anlaşamıyorduk tabii. Yani, habire didişiyorlardı. İşte bir de şey vardı o sıralar biliyorsunuz Zikra gelmeden önce biz developer falan arıyorduk. Ve yani böyle garip garip çocuklar geliyordu mesela hani ben şunu yaparım ne yaparsın. Sen babandan buraya nasıl geçtin oğlum? He? Ben Bahçeşehir'e geldim. Sen aradın abi onu. Tamam, aradım işte 8born dedim. Ben ondan oraya geldik daha işte abi ne daha. Ondan. Sen şeyi anlatasın bak önemli olan o çiftlik bank aşamasını. Ayıp değil mi oğlum kaç kişinin? Rızkına koydu. Şimdi buradan linç yemek istemiyorum ama mallar yatırmasaydı.
Battı dediğim için. Yattığın yerden para kazanmış ya. Ha yavşak bir de böyle yapıyor bir de Instagram'a şey hikaye atıyor. Ben Acun'u tekleyip. Acun'u etiketliyor diyor ki ben hadi diyor, artık proje başlasın. Ben diyorum. Sağolun, benden daha uygun bir tosuncuk var mı? Siktir git ya. Hayır, o kadar mimi döndü bari bir boka yarasın yani. Oynar. Öyle ekstra bir derdim yok yani abi. Sadece ailemden uzaktayım. Çok şükür diyormuşum Allah'a. Allah'a şükür uzaktayım. Ama bir başka ailenin yanındasın. Aynen öyle. Gel evladım. Bizim çocuklar güzel çocuklar ya. Ben de çok tam dede yorumu yaptım ama. Bunlar temiz çocuklar. Bunlar ya. Temiz çocuklar ya. Güzel çocuklar. Mesela biz sana şeyi soralım bak hepimizin hayatına. Hadi siz de bana bir sorular sorun bakalım hadi. Hepimizin hayatına bir şekilde dahil oldun hani böyle. Hepimizin hayatına bir dokun. Mesela. Hepimizin hayatını siktin. öyle diyecek. Öyle. Hepimizin hayatını siktin abi. Hayatımızı siktin. Hiç düşünmedin mi abi biz? Mesela hani hepimiz senin sahnede baktığın zaman. Yani estağfurullah öyle bir şey yok oğlum. Benim sahnede diye bir şey yok. Herkesin kendi evi. Ben kötü bir şey söyleyeyim. Hayır oğlum o Turkan abinin savunması. Benim yani. Otomatik savunma. Hayatta en nefrettiğim şeydir oğlum abi. Biri birini itekleyebilir, biri birine destek olabilir, biri birine bir iyilik yapabilir. Bunların konuşulmaması gerekir. Bunlar konuşuluyorsa o insan o iyilik yapmak için değil, yarın öbür gün üstlenmek için yapıyordur. Bu da şerefsizliğin en baş çekeni konumunda durmalıdır. Onun dışında da bu konuda aşırı hassasım. Doğru. Neyse devam edelim. Ama hep öylesin yani. Öyle yani hepimizin hayatında... abi öyle bir konuştun ki susturdun abi bizi. Oraman sıçtı ağzımıza burada. Şerefsizliktir, haysiyetsizliktir. Ya hepimizin mesela hayatına dokundun, hepimiz senin sayende bir yerlere geldi, geçtik. Çünkü şerefsizlik demeyin. Yok. Elinden tuttum. Ben gerçekten şey oluyorum, daralıyorum böyle konularda. Beni az çok tanıyorsunuz oğlum. Benim ben hep şey ruhlu bir adamım. Birlikte yapma ruhlu bir adamım. Harbiden birlikte yapalımcıyım ya. Takım ruhu olan bir herifim ben. O yüzden ben buradan birine bir katkı sağlıyorsam daha önceden başlayabildiğim için yapıyorumdur. Çünkü şöyle bir gerçek de var. Bu ortamdaki herkes bana da çok katkı sağlıyor ya da böyle. Biraz daha 8-Born için çalışsanız amına koyayım daha güzel olacak da. Yok 8-Born olarak söylemiyorum bunu. Genel olarak herkes birbirine bir şekilde destek oluyor. Bunu bir kişinin üstlenmesi çok büyük nankörlüktür, ayıptır yani. Bunu da söyleyebilmeli. Ben mesela bunu söyleyebilmeliyim. Açık yüreklilikle buradaki herkese söyleyebilmeliyim. Bir derdimiz olduğu zaman birbirimize anlatıyoruz. Bir yayıncılık içerik anlamında bile bir desteğe ihtiyaç duyduğumuz zaman birbirimize gidebilmeliyiz ve bunun lafının yapılmaması gerekiyor. Bunun lafını yapan adam bizim ekipte zaten duramaz. Yolladık işte askerde sanırım. Zikre'yi ihbarı biz yaptık. Aldılar götürdüler. Bana diyordu medalli ah dedim sana. Yani bana soru sorun. Sana soru sorun. İçliyim. Kaç kazanıyorsun abi? Kaç kazanıyorsun abi? Ne kadar vergi veriyorsun abi diyeceğim. Soru değil de sen şimdi mesela biz böyle konuşuyoruz ediyoruz hani. Sana dedik hani arkadaşlarınla görüşeceksin edeceksin. Mesela seninle ne zaman otursak hep bir planlarım var. Evet. Yapacağım edeceğim. Harbi mesela yapacağına inanıyor musun yoksa sen de zamanı geçiştiriyorsun.